Sayın hocalarımız, değerli katılımcılar, sevgili öğrencilerimiz, bizi izleyen öğrencilerimiz, meslektaşlarımız, hocalarımız, çalışma arkadaşlarımız, aile üyelerimiz, evdekiler, herkese merhaba, güzel bir gün diliyoruz. Bu sempozyumla biz çok güzel günler geçirdik. Aslında büyük çalışmaları geçtiğimiz dönemlerde yaptık. Şimdi sizlerle bu bilgileri paylaşmak, öğrendiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Kadın ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları doktora programının bir ürünü bu, bir çalışması bu. Bu çerçevede yaptığımız bir sunum, bir sempozyum. Bir de İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden bir yüksek lisans öğrencimiz ev alanında da çalıştığı için bu sempozyuma katkısını sunuyor. Sempozyumda 6 konuşmamız olacak. 3'ü yani tam ortada kısa bir ara vermek istiyoruz. Böyle bir nefes alalım hep beraber, bir dinlenelim. Sonra kısa aradan sonra devam edelim diyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmadan programımızın kurucu başkanı Profesör Doktor Mustafa Çevik'e söz vermek istiyorum. Sayın hocam, buyurun sizin sözlerinizi, açılış konuşmanızı alalım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Bu güzel takdim için tabii ki bu programın esas kurucusu sizlersiniz. Bu programda ders veren arkadaşlarımızdır, hocalar, değerli akademisyenlerimizdir. Ama Teşekkürler. daha da önemlisi bence burada eğitim gören arkadaşlarımızın eğitim hayatı boyunca, bu doktora eğitimi hayatı süresince yapmış oldukları fedakarlıklar ve daha sonra bu programdan çıkmış olan öğrencilerimizin yapacağı, literatüre yapacağı katkıdır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz birçok üniversitede, dünyada da böyle aslında, Türkiye için konuşuyorum. Kadın çalışmaları çok fazla olur ama bunu kadın ve aile bağlamında bir doktora ve yüksek lisans programı bildiğim kadarıyla yok, ya da bir yerde sadece yüksek lisans programı var galiba bu isimde ya da bu isme yakın bir şekilde. Biz aileyi merkeze alarak bir yüksek lisans ve doktora programı açmanın çok daha anlamlı ve amaca hizmet edebileceğini, daha iyi hizmet edebileceğini düşündüğümüz için böyle bir programa öncülük ettik. Tabii üniversitemizin yönetimi ve yönünde uygun bulmasıyla birlikte bu program gerçekleşti ve ben gördüğümüz kadarıyla çok yoğun bir ilgi var. Öğrenci alımı sırasında, yani beklediğimizde çok daha fazla bir ilgi olduğunu görmüş olmak hakikaten bizi hem mutlu ediyor hem de herhalde doğru bir iş yapılmış diye düşünüyoruz. Bu da bizim için bir sevinç kaynağı açıkçası. Ve biz çok çok başarılı olması nedeniyle de yani bu şekilde değerli öğrencileri arada seçme imkanı da vermiş oluyor. Yani çok az başarılı olsaydı daha başarılı öğrenciler seçme imkanımız da olmayacaktı demektir. Şimdi ben tabii çok fazla şey yapmayacağım ama bana ne kadar süre verdiğinizi bilemiyorum ama birkaç Buyurun hocam. temada bunun kavram üzerinden birkaç cümle söyleyip sözü değerli arkadaşlarımıza bırakmak istiyorum. Aile ve ev bana göre çok önemli iki kavram. Bu programın konsepti ve çerçevesi açısından çok önemli iki kavramdır. Yani aile aynı zamanda bir mekanı da tanımlar. Yani bir mekanda olunan bir şeydir. Ben mekan kelimesini daha önce de başka yerde kullanmıştım. Mekan kelimesinin sözlük anlamı olunan yer demektir. Olunan yer. Yani ev aslında olunan yerdir. Ne demek o olunan? Şunu kastediyorum. İnsan olunan yer. Yani insan mekanda olur. İnsanlaşma süreci dedim ki ötekinin varlığını farkına varmakla başlar diye düşünüyorum. Bu da ailede başlar. Yani bir kardeşinizle, annenizle, babanızla ona karşı nasıl takılmanız gerektiği anladığınız andan itibaren işte insanlaşma dediğimiz, yani bedeni kastetmiyoruz, tekrar söyleyeyim, o sürecin başlamasıdır. Bu aslında ahlaktır. Bunun biraz daha sistematize edilmiş ve yazılı hale gelmiş hali hukuktur. Dolayısıyla daha organize ve geniş çaplı düşündüğümüz zaman aslında bu devlet fikrinin, yani beraber yaşama ortamını hazırlayan devlet fikrinin doğuşudur. Yani dolayısıyla insanları
köklü aile geleneklerini, aile yapısı içinde büyümesini sağlamak, aynı zamanda köklü toplumların ya da sağlam toplumların, barışçıl toplumların, daha medeni toplumların veya gelişmiş demokrasilerin temelini de atmış oluyoruz. Yani aileyi bu şekilde okumazsak, aile sadece bir kadın bir erkeğin evlilik sorunu gibi görülmemesi gerekir diye düşünüyorum. Yani aile beraber yaşamak şeyidir, fedakarlık yapabilmektir, ötekinin varlığını sayabilmektir, ahlakın temelini farkına varabilmektir, hukukun temelini anlayabilmektir. Yani bugün aile dediğimizde mesela İngiltere Kraliyet ailesi bir ailedir. Yani bir ama en sağlam dünyadaki en sağlam demokrasisinde, kendi içinde en sağlam demokrasilerden bir tanesini temelini yani yaşatabilen bir toplumu oluşturabilmiştir. Yani nasıl yapıyor? Anayasası olmamasına rağmen bir ülkeyi demokratik bir sistemle, demokratik bir rejimle yönetebiliyor. Yani bu bir gelenek işidir diye düşünüyorum. O yüzden bütün insanlığın ortak geleneklerini, ortak örfünü bulabilmek için aslında bu Adem'den beri işte yani kendi şeyi olarak söylüyorum, Adem'den beri gelen aile yapısının üzerine oturmuş olduğu, üzerinden yürüdüğü geleneği bence unutmamak gerekiyor. Bu ancak yani insanlık bu şekilde beraber yaşamayı sürdürebilir. Öbür türlüsü insanı birey olarak ortaya koymaya çalışmak, işte tek benci, tek merkezli bir insan anlayışıyla kimseyi düşünmeyen, kardeş kavramı olmayan, paylaşımcı olmayan bireylerle hem küçük mikro ortamlarımızda hem de insanlık olarak bir arada yaşama formülleri bulmakta zorlanırız. Giderek birlikte yaşama şeyimiz zorlaşır diye düşünüyorum. O yüzden yani aile, mekan, ev, bu kavramlar bizim şeyimizde, bizim programımızda çok değer, yer bulan kavramlardır. Ben başlangıç olarak bu kadarını söyleyebilirim. Ve bu programı düzenlediğiniz için özellikle size teşekkür ediyorum. Katkı sunan arkadaşlarımıza, dinleyen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım faydalı zihinler arası bilgi aktarımına aracılık etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, size çok teşekkür ediyoruz bu güzel çerçeve konuşması için, değerli düşünceleriniz için. Zihinler arası çok güzel bir ifade. Biz disiplinler arası bir programda, bir de her yerde olduğu gibi ayrıca zihinler arası iletişim kuruyoruz. Burada çok da değerli bir kapitalimiz var, öyle diyeyim. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden gelen, çok farklı disiplinlerden gelen öğrencilerle, çok nitelikli öğrencilerle yürütüyoruz bu programı. Bunu da zaten kısa biyografileri konuşmalardan önce kısa kısa paylaşmak istiyorum. Bunun biraz programımızı tanıtmak gibi de olması bakımından. Evet, dünya edebiyatının farklı coğrafyalardan, farklı dönemlerden seçilmiş örneklerinde farklı ev, aile ve ev yaşantısı temsillerine odaklanan bildiriler dinleyeceğiz bugün. Edebi metinlerdeki tematik ve yapısal özelliklerle bu özellikleri oluşturan toplumsal, kültürel, politik öğeler arasındaki ilişkiyi gözlemleyeceğiz. Bu ilişkiyi yakın ve uzak okuma yöntemleriyle inceleyen bildiriler dinleyeceğiz. 6 tane çalışmayı takip edeceğiz. Bu yolla belli ev ve ev yaşantısı, ev, aile ve ev yaşantısı temsillerinin, edebiyattaki temsillerin arkasında yatan dinamiklerin üzerine düşünüyor olacağız. Elbette hepimiz kendi ev, aile deneyimlerine gidiyor olacağız. Ev, aile ve evle ilişkilendirilen yaşantının farklı coğrafi, tarihsel bağlamlarda ne gibi farklılıklar gösterdiğini, ırk, sınıf, cinsiyet, yaş, meslek, beden, zihin, ruh sağlığı, genel olarak sağlık, iklim, kültür gibi kategorilerin, pek çok başka kategorinin bu farklılaşmaya verdiği ivmeyi anlamaya çalışacağız. Ve birkaç edebi metin ve kuram çerçevesinde bu farklılaşmaları gözlemleyeceğiz.
Ben şuradan işte evin halleri, bir kavram olarak ev, aile algısı, bir edebi üretim mekanı olarak ev, özel ve kamusal karmaşası, başka evler, başka odalar, evin içindeki ötekiler ve Mustafa Hocam'ın dediği gibi bu başkalarıyla iletişimin öğrenilme yeri olarak ev, evde olmak, evde olmamak, kendini evde hissetmek, evsiz hissetmek, evde açılış konuşmasındaki gibi olamamak, olmak, normların ve normalin evin içiyle ilişkisi, evin halleri, medeni halleri, evdeki roller, evin modernleşen hali, geç modernleşen hali, modernleşmenin yarattığı çelişkilerin evde yansımaları, ailede yansımaları, evdeki konfor sağlayıcılarla evde gerçek yaşayanların, evin sahiplerinin çelişkileri, ilişki dinamikleri, değişen dünya, değişmeyen ev, değişen dünyaya karşı ev ve doğa bizim bugün büyük çerçevemiz ya da o aura içerisindeki bazı başlıklar. Evet, disiplinler arası bir alandayız. Az önce de söylediğim gibi bugün yurdun değişik bölgelerinden, farklı bölgelerinden, farklı kültürel ve sosyal örüntüler içerisinden, farklı disiplinlerde öğrenim görüp programımıza katılan doktora öğrencilerimizin gözünden yapıyor olacağız bunu. Onların zihninden, birikiminden süzülen ev ve aile imgelerine bakıyor olacağız. Çoğumuz evlerimizden bağlanmış haldeyiz bugün. Adeta kapıyı açar gibi bilgisayarı açıp olmaya geldik birlikte. Bir olmaya geldik diliyorum. Hocamın da dediği gibi faydalı bir zihinler arası yolculuk olur. Evet, ilk konuşmamız Uğur Atalar doktor öğrencimizden. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi nüfusuna kayıtlı olarak anlatmak istiyor Uğur Hocam kendine. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda lisans eğitimi tamamladıktan sonra otizmli çocuklara yönelik terapötik rekreasyon uzmanlığı ve yaşam koçluğu yapmış. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı, yani bir sosyal çalışmacının gözünden görüyor olacağız. Farklı evleri de gören birinin gözünden eve ve aileye bakıyor olacağız. Şu anda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak hizmet vermekte. Yaşlılara, ailelere, çocuklara, engellilere yönelik sosyal hizmetler alanında çalışmalarına devam etmekte. Bu sunumunda bize, bu bildirisinde benliğin sınırları, iç ve dış kapılar başlıklı bildirisinde kapı, kapıdan çıkış, kapıdan geçiş, dış kapılar, iç kapılar, dış kapı ve iç kapı dinamiklerini Warwick Deeping'in Kapıdan Bir Kadın Girdi isimli romanı üzerinden anlatıyor olacak. Ruh çözümüne, benlik farklılaşmasına aile sistemleri çerçevesinde bir yaklaşımla katkıda bulunuyor olacak. Buyurun Uğur Hocam. Merhabalar öncelikle. Yani sunumun başında, şimdi edebiyat başlığıyla aslında bir araya toplandık bugün. Ve edebiyatın, Türkiye'de edebiyatın başkenti olarak bilinen ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk edebiyat yoluna sahip olan ve aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil gibi düşünür ve edebiyatçıların şehrinden öncelikle hocalarımı ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sunumun, aslında sunumların kapısını ben bir kapı başlığıyla açmaya çalışacağım. Ve bu kapıyı açmadan önce tabii biraz zemin oluşturmamız lazım. Bu zemine Bakyalar'ın Mekanın Poetikası isimli eserinden biraz harç karmak istiyorum ve duvarları ve pencereleri Bowen'ın aile sistemleri kuramıyla örerek kapılara da işte aile bireyleri olan anne, baba, kardeş, akraba gibi bireyleri yerleştirmeye çalışacağım. Şimdi edebiyatta ev ve aile konusunu işleyeceğimiz zaman öncelikle dediğim gibi Bakyalar'dan, yani ev ve benlik konusunda biraz giriş yapmak istiyorum. Bakyalar Mekanın Poetikası isimli eserinde ev imgesi öz varlığımızın topografyasıdır. Ev insan ruhunun çözümleme aracıdır. Ve ruhumuz bir oturma yeridir. Ve evleri, odaları sürekli anımsayarak kendi içimizde oturmayı öğreniriz.
diyor. Yani burada aslında bizim anımsadığımız evler arasındaki geçişler, dış kapılar aracılığıyla olurken anımsadığımız odalar arasındaki geçişler de iç kapılar aracılığıyla oluyor. Yani burada bireyin, örneğin bir erkeğin baba ruhuna, kimliğini oturtması onun bir dış kapıdan çıkış ile belki baba benliğine, baba kimliğine oturmasına vesile kılıyor. Bu anlamda biz söyleyebiliyoruz işte kapılar, hem iç hem de dış kapılar bizim benliğimizi sınırlarını belirleyebilen etkenler olabilirler. Ve 9. bölümde kitabın insan kapadığı ve açtığı tüm kapıların öyküsünü anlatacak olsa yaşamını tümüyle anlatmış olur diyor. Ve şöyle bir durumda var. Yani bir insan, bir okuyucu bir edebiyat eserinde bir oda veya ev okurken aslında ilk andan itibaren muayelesini kendi odasına yöneltiyor. Tabii burada kişinin kendi yaşam geçmişi, muayele kabiliyeti, tüm bunlar önemli. Fakat burada asıl önemli olan yazarın kendi edebiyat eserinde bahsettiği ev veya oda aslında bir anlamda kapı görevi görüyor ve okuyucuyu içeriye çekiyor. Bu tabii kimisi için iç kapı olur, kimisi için dış kapı. Buradan da aslında başlığımızda bahsettiğimiz Bowen Nale Sistemleri kuramına değinecek olursak, Bowen kendi dönemindeki aile terapistlerinden farklı olarak ailede yaşanan güçlükleri bir anlamda çekirdek aileden geniş aileye doğru bir kaydırma yaşatıyor. Ve o zamanki şartlarda tabii bilmiyoruz ama şunu söylüyor. Yani aile sisteminde iki tane dengeleyici güç unsuru vardır ve bunlar bireyin benliğini ne şekilde farklılaştırıp farklılaştıramayacağı noktasında oldukça önemlidir. Yani bunlardan birincisi birliktelik, ikincisi ise bireysellik. Yani Bowen şunu da söylüyor. Bir birey evlenmeden önce işte anne babasının evinin kapısından çıkabilmiş mi? Veya çıktıysa da yani anne babasının kapısından geçebilmiş mi? Yani her kapıdan geçme, çıkma veya girme, geçme anlamı taşımıyor. Veya işte bireyler evlendikten sonra, o evden ayrıldıktan sonra hala o evde mi yaşıyorlar? Yani bu sadece şey değil, fiziksel değil, zihinsel boyutuyla o evde yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili. Ve Bowen bunu anlatırken bunu duygusal kesilme kavramıyla açıklıyor aslında. Yani bir kadın mesela çocuklarının gelişimini sağlamak için kendi gelişimini ihmal etmesine sebep olan şey nedir? Bu tüm bunları aslında geniş aile ilişkileri içerisinde arıyor ve bazı kavramlar geliştiriyor bununla ilgili. Bunlardan birincisi benliğin farklılaşması. Burada iç ve dış baskılara otomatik tepki vermeme kapasitesi. Yani bir kaygı söz konusu olduğunda bireylerin akıllıca davranıp davranamadığıyla ilgili bir durum ve bunun aileleri yıllarca etkileyen duygusal güçlerden etkilendiğini, yani işte bizim annemiz, büyük babamız, büyük annemiz de geçmiş yaşam içerisinde neler yaşadığımızla ve kaygı durumlarında nasıl bir ruhsal, duygusal çözümleme yaşadığımızla ilgili. Bu çok kuşaklı aktarım süreçleri aile içerisinde aslında kaynaşmaya sebep oluyor. Bu kaynaşma da işte eşler arasındaki uzaklığa, eşlerden birinde duygusal ya da fiziksel işlevsizliğe, evlilikte geçimsizliğe ve sorunların çocuklara yansıtılmasına sebep olabiliyor. Bir diğer kavram ise duygusal üçgenler. Burada özellikle sorunlu ilişkilerde bireylerden yani eşlerden birisinin her zaman bir üçüncü kişi, yani sadece aslında bu birazdan vereceğim örnekte de var. Sadece kişi olmaz, bir nesne, bir obje veya bir canlı da, başka bir canlı da olabilir. Burada önemli olan dediğim gibi kaygıdan uzaklaşmak için bir başkasına yakınlaşması ve çatışmaya yardım etmek isteyen üçüncü kişi içine çekme durumu. Tabii Bowen aslında şunu da söylüyor. Biz nereye gidersek gidelim, yani iş için başka bir memlekete gidelim veya
evlenerek evden ayrılalım. Evdeki sorunlardan kaçamayız. Ve biz işte herhangi bir sorun olduğunda anne babamızla ilişkimizi kestiğimizde işte onlara sınırlama getirdiğimizi düşünürüz. Ancak öyle değildir. Yani gittiğimiz her yere biz çocukluğumuzu yaşadığımız evin dış kapısının içindekileri, bir anlamda iç kapıları, gittiğimiz yerleri götürürüz diyor. Ve burada insanlar aslında mekanların fiziksel ve sosyal özelliklerini, deneyimleri, kültürleri ve psikososyal faktörlerine bağlı olarak algılıyorlar. Ve bu algı da aynı zamanda bireylerin mekandaki davranışlarını da etkiliyor. Yani bir birey sadece iç kapılar içerisinde mi hareketi sınırlandırılmış veya içerinin dışarısı, yani dış kapının dışı sadece belli bir kişiye mi ayrılmış veya belli bir cinsiyetle mi özdeştirilmiş, bunlarla da alakalı bir durum. Şimdi Lefebvre'de Mekan Üretimi isimli eserinde mekanı toplum ve doğa tarafından çatışmalar ve işbirlikleri sonucu üretilen nesneler, simgeler, canlı cansız varlıklar ve işaretler gibi şeylerin buluşma noktası olarak ifade ediyor ve bu alanda ev aslında kadın ve erkek cinsiyet rollerinin toplum ve doğanın çatışmalarının ve işbirliklerinin içerisinde barındıran ortak mekan olarak adlandırılması. Yani bu ortak mekan da fakat bireyler, bireysellik ve birliktelik arasındaki dengeyi kurup kuramamış. Bizim için bu önemli. Yani mekandan çıkma bir anne için ne anlam ifade ediyor? Yani dış kapı veya bir erkek için dış kapıdan içeri giriş ne anlam ifade ediyor? Bizim için önemli olan bu. Ve bunun aslında benlik noktasında, yani benliğin farklılaştırılması noktasında bireysellik ve birlikteliği ne şekilde etkilediği. Şimdi bu anlattıklarım, bahsettiğim şeylerle ilgili aslında çok iyi bir örnek Doris Lessing'in 19 numaralı odaya öyküsü. Burada bir tane kadın var. Bu sevdiği kişiyle evleniyor fakat evlendikten sonra bireyselliklerini yitirmemek için ayrı evlerde kalıyorlar. İşte çocuk sahibi olma durumları ortaya çıktığı için beraber yaşamaya başlıyorlar. Fakat işte kadın zamanla evdeki durumlardan uzaklaşmak için kendisine bir otel odası tutuyor. Bu otel odasında da istediği şeyi bulamıyor ve zamanla daha da ilerleyerek intihar ediyor. Fakat bu kadın için şöyle bir durum var. Yani bireyselliğini yitirmemeye çalışıyor. Fakat hem ev içerisinde işte ev işlerini yapmak için bir hizmetçisi var ve çocukların da bakımını sağlamak için bir tane de bakıcısı var. Burada onun bireyselliği belki kendi çapında sağlanıyor fakat onun öznelliği sürekli ev içerisinde yaşamasıyla ilgili değil, onun aile içi ve toplumsal rolleri algılama biçimiyle de alakalı. Yani kadının ev içerisinde benliğinin farklılaşması bireyselliği ve toplumsallığı ile ilgili bir durumdur. Yani hizmetçi veya bakıcıdan aldığı destek bireyselliği desteklese de birliktelik duygusunun sağlanmaması durumunda duygusal tekliseliğin devam edildiği görülüyor. Burada bununla ilgili yazılan bir makalede Akgün şunu söylüyor. Bu durum öznel bireyselliğin itimidir diyor. Fakat ben bunu bireyselliğin öznelliği yutumu olarak yorumluyorum. Ve bir şiirden de örnek paylaşmak istiyorum. Seza Karakoç'un Gün Doğmadan şiiri. Öldü Anne isimli paragrafı. Burada şiirde şunları söylüyor. Öldü anne ve mutfaklar kilitlendi. Kilerler boşaltıldı farelerce. Anne gitti ve evler döndü yazlık otellere. Anne gitti ve sular buruştu testilerde. Artık çamaşırlar yıkansa da hep kirlidir. Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir. Bir vakitler anne açarken kapıyı, şimdi kimse yok kapayacak kapıyı. Sezai Karakoç aslında bu şiirinde kadının doğasında aslında var olan saklama, muhafaza etme, işleme gibi yetenekleri aslında vurgu yaparken bir anlamda da annenin bireylerin hem ev içindeki diğer bireylerle olan ilişkilerini açan kişi hem de ev dışında, mekan dışında ki bireylerle ilişkilerini başlatan, yani yine o kapıyı da açan kişi olarak ifade ediyor. Fakat anne öldüğünde diyor ki işte kapılar da açılmaz. O anlamda diyoruz ki açılmayan kapı duvar niteliği taşır. Bu sebeple anne hem kapıyı açandır
hem de kapının kendisidir. Şimdi Warwick Deeping'in Kapıdan Bir Kadın Girdi isimli eserine gelecek olursak, burada aslında üç tane karakter var. Luz. Dur hocam, ben hemen hatırlatmamı da yapayım. Son 5 dakikamız var. Ona göre devam edelim. Buyurun. Tamam. Dora, Luz'un eşi, fakat Dora eserde hiç yok, vefat etmiş. Luz da işte bu süreçten sonra 45 yaşlarında huzuru aramak için bir ormanın içerisinde 5 katlı, her bir katında bir tane oda bulunan bir tane gözetleme kulesi kiralıyor. Ve bir gün süt almak için işte evden çıktığında Rachel ve Todd'un birlikte yaşadığı çiftlik evine varıyor. Tabi burada hiçbir bireyin burada şeyi yok, çocuğu yok. Yazar burada aslında çocuk sahibi olmadan bireylerin bireysellik ve birliktelik arasında denge kurabileceği durumları ifade etmeye çalışıyor. Fakat bunu şu yollarla anlatıyor. Şimdi çiftlik evinde Rachel aslında tamamen iç kapılar arasında yaşanan bir benliğe sahip. Yani kocasının şiddet ve baskısı ve onun ev içerisindeki hiçbir karar alma sürecine dahil olamama durumu var. Ve süt alırken Luz'la tanışıyor ve ilk başta bahsettiğim, Bowen'ın bahsettiği kaygıdan kaçınmak için ilk başta sadece köpeğiyle etkileşim kuruyor. Onun dışında çiftlikte çalışanlarla bile hiçbir etkileşim, iletişimi yok. Fakat Luz'la tanıştıktan sonra gizli saklı buluşmaya başlıyorlar ve köpeğinin daha önce duygusal üçgenin içerisinde bulunan köpeğini kocasının öldürmesi üzerine kendisi de tutuyor, kocasını öldürüyor ve aslında Rachel dış kapıdan çıkmış gibi görünerek kuleye geçiyor. Ve kuleden giriş yapıyor. Orada da aslında hiçbir karar alma sürecine katılamıyor. Çünkü kendisi kocasını öldürdüğü için vicdan azabı çekiyor ve işte gidiyor jandarmaya teslim olmak istiyor. Fakat Luz, yani kulede oturan kişi, buna engel oluyor. Ve kuleye birisi geldiğinde Rachel'i, yani kadını, dolaba işte kilitliyor. Ve bu durum aslında Bachelard'da kilit altına vurulmuş ruh durumları olarak ifade edilir. Ayrıca bu kuleden de Luz yurt dışına kaçış planı yaparken orada bile Rachel'e, yani kadına, ölmüş eşinin pasaportunu kullandırtıyor. Yani burada da aslında Rachel'in kendi benliğini farklılaştıramadığına dair bir vurgu var. Ve buradan da Galler'e kaçış planı yapıyorlar. Bunda olaylar İngiltere'de geçiyor ve Galler'e kaçma planı da seyyar evle yapılıyor. Yine bu seyyar evin kapısından girmiş gibi görünüyor. Ve o seyyar ev içerisinde yaşanan bir benlik var. Yine kararları hiçbir şekilde kendisi alamıyor. Nereye gideceklerine, nasıl gideceklerine tamamen Luz karar veriyor. Ve aslında Galler'e vardıklarından sonra da bir otele geçiş yapıyorlar. Ve tüm bu süreçlerde Rachel, yani kadın, ne zaman ev içerisinde kafasını çıkaracak olsa başına bir olay geliyor. Şimdi burada Bowen aslında aile sistemleri kuramını açıklarken evden ayrılmayı olgunlaşmayla eş tuttuğu durumlar var. Fakat burada bireyler evlenmeden önce özel benliklerini geliştirmeden evden ayrılırsa daha sonra kurdukları ailede de sorun yaşama ihtimalleri olacağını söylüyor. Ve bu sebeple daha önceki hayatında özel benlik geliştirememiş olan Rachel, daha doğrusu ailesinin dış mekanının, yani evinin dış kapısından çıkmış fakat o kapıdan geçememiş. Ruhsal anlamda, duygusal anlamda geçememiş Rachel, sahip olduğu benliğin kendisine belirlediği alan olan ev içerisinde sürekli hareket halinde bile bir hayat yaşıyor. Ve sonuç niyetine birkaç cümle söyleyecek olursak, ana, baba, eş, çocuk, kardeş, akraba, tüm bunlar mekana açılan ve mekandan çıkılan birer kapıdır. Ve Sezai Karakoç'un şiirinde ifade ettiğim gibi mekanın bazen ta kendisi olurlar. Ve kimine göre bir evin iç kapısıdırlar, kimine göre bir evin dış kapısı. Açana göre değişir. Ve bu kapıların iç kapı veya dış kapı olduğu açanın niyetine göre de değişir. Biz bunları Bowen'ın aile sistemleri kuran bağlamda yorumlayacak olursak da ev içinde veya dışında oluşla, yani iç kapıdan çıkış giriş veya dış kapıdan giriş çıkış ile değil, bireysellik ve birliktelik arasında kurulan dengede farklılaşır. Sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Uğur Hocam. Ağzınıza sağlık, zihninize sağlık.
Valla bir daha herhalde ne iç kapılardan ne dış kapılardan hiç düşünmeden geçemeyeceğiz bu sunumdan sonra. Kimim, neyim, nereye çıkıyorum, nasıl çıkıyorum, kiminle karşılaşıyorum, hangi personamla, ailemdeki hangi kişinin bendeki iziyle gibi sorularla beraber kapılardan geçiyor olacağız. Güzelliklere, olmalara, mutluluklara olsun çıkışlar ve gelişler elbette. Çok teşekkürler. İkinci sunumumuz Yeliz Yayıntaş. Doktora öğrencimiz Edirne doğumlu. Edirne Anadolu Lisesi. Arkasından Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun oluyor. İstanbul TRT Arapça kanalının koordinatörlüğü görevini daha evvel üstlenmişti. Aynı yıl Dede Ömer Ruşeni'nin Miskinname adlı eserini tercüme etti. Ve yüksek lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe bölümünde. Arap Dili Edebiyatı, Felsefe ve şimdi de Kadın ve Aile programı disiplinler arası yolculuğuna devam ediyor. Evet, pek çok yine çevirisi, felsefi çalışması var. Felsefi perspektiften Ümmü Sinan'ın Ölüm Anlayışı, Gönül Ehli Halveti Dede Ömer Ruşeni eserleri bağlamında Ahmet Sirozi'nin Tasavvuf Anlayışı, Ümmü Sinan'ın Ölüm Anlayışı, Bulgaristan muhacirlerinin anlatımıyla 1989 göçü gibi çalışmaları, tebliğleri bulunuyor. Bugün bizimle Maiden Siyaha Evrilen Ev İmgesi çalışmasını sunuyor olacak bizimle. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah eserindeki ev imgesi, ev ve karakterler, evdeki karakterler, mekanın işlevi üzerine bir sunum bu. Ev mefhumuna yüklenen mana diyor Yeliz hocamız. Ahmet Cemil'in ruh durumuyla paralellik gösteriyor mu? Mavi ve Siyah'ın yani hayal ve hakikatin çarpışması okura nasıl çarpıyor? Onunla ilgili bildirisini dinliyoruz. Yeliz Hocam buyurun. Merhaba hocam, sesim alabiliyor musunuz? Çok net geliyor, gayet güzel. Herkese iyi günler diliyorum öncelikle. Bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Benim sunum başlığım hocamızın da dediği gibi Maiden Siyah'a Evrilen Ev İmgesi. Mekan her şeyden önce anlatının bir sahnesi, olayın varlık bulduğu, karakterlerin içerisinde yaşadığı, kendilerini fark ettikleri bir saha. Bunun yanı sıra yazar mekanla birlikte karakterlerin kişilik özelliklerini, içinde bulundukları ortamı algılama şekillerini, ekonomik hatta ruhsal durumlarını izah edebiliyor bize. Hatta mekanı olayın temel unsuru haline getirerek karakterlerin çevresini, dünyaya bakışını, psikolojisini dahi etkileyebiliyor. Mekan olayların seyrini de biçimlendirebiliyor. Yani yazar için yardımcı bir öğe görevinde görebiliyor. Örneğin bir köprü karakterin hedefine ulaşmasına imkan tanırken bir nehir ona mani olabiliyor. Anlatıda çeşitli işlevleri yerine getiren mekan açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kapalı mekanı şöyle açıklayabiliyoruz biz. Her karakterin dahil olamadığı kapsanan mekan bunlar. Bu mekanlar genellikle okuyucuya ruhi derinlikleri yansıtmak için kullanılıyor. Ayrıca kapalı mekanlar karakterin sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koyabildiği gibi değişen zihniyetlerin ya da alışkanlıkların, kültürel farklılıkların somut plandaki bir göstergesi bizim için. Örneğin konak ataerkil geniş bir aile yapısının, apartman ise çekirdek bir aile yapının simgesini oluşturuyor. İnsanın bir tabii karakterin hayatını biçimlendiren mekanların başında kapalı mekan olarak adlandırılan ev geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in bir eseri Mavi ve Siyah bildiğimiz üzerine. Sefile Kırık Hayatlar, Aşkı Memnu gibi birçok eseri kaleme alınan Uşaklıgil'e hangi eserinin onda ayrı bir yer tuttuğuna dair bir soru yöneltiliyor kendisine. Ve bunun üzerine Uşaklıgil şu cevabı veriyor. Eğer insan kendi vücuda getirdiği eserlerden birini sevmek hakkına malik ise ben bu hakkı Mavi ve Siyah için istimal edeceğim. Bugünün bende bile değişmiş olan edebi zevk telakkilerine göre Mavi ve Siyah'ın bana ne olurdu bunları böyle yazmasaydım dedirten birçok sayfeleri var ki onları tekrar tabedilirken matbaada müsveddelerini okuduğum zaman kendimi ağlamaktan men edemedim. Onda hemen bütün ben varım. Benim bir daha geri gelmeyecek olan emellerle, hülyalarla, onların yanı başında hüsranlarla, elemlerle dolan gençliğim var. Zira Ahmet Cemil ile birlikte hayatından kesitler sunuyor bize Uşaklıgil.
yaşamış olduğu bazı şeyleri onun üzerinden dile getiriyor. Örneğin o da aynı Ahmet Cemil gibi genç yaşta bir edip olma hayalini kuruyor ve genç çok küçük yaşlarda ailesinden üyelerini kaybediyor. Mavi ve Siyah Halit Ziya'nın ününü pekiştirmiş bir eser. Tanpınar'ın ifadesiyle Türkiye'de neslin namına konuşan ilk eser. Edebiyat-ı Cedide'nin sanat ve üslup anlayışını görebilme olanağını da veriyor bize. Bu özelliğiyle devrim beğenlenmesi olarak adlandırabiliyoruz biz bu eseri. Uşaklıgil bu eserde mekan tasvirlerini karakterlerin ruhi atmosferlerini anlatmak için kullanıyor. Betimlemeler oldukça güçlü. O kadar güçlü ki adeta siz bir okuyucu değilsiniz de Ahmet Cemil'in yanı başında, yani baş kahramanın yanındasınız ve onunla birlikte olayları yaşadığınızı hissettiriyor size. Şimdi de Uşaklıgil'in bu eserde ev üzerinden Ahmet Cemil'in ruhi durumunu nasıl yansıttığına bir bakalım isterseniz. Ev bireyin iş dünyasını ve yetiştiği kültürü aynı misali aksettiren bir yaşama alanı. Bu açıdan psikolojik ve sosyolojik çözümlemeler için verimli bir laboratuvar işlevi görüyor. Romancı ele aldığı kişiyi ev ortamında göstererek onun kimliğini oluşturan unsurları da açığa çıkarmış oluyor aslında. Ev bir insanın ve kültürün kimlik kartı gibi, adeta o insanın bir parçası diyebiliriz. Böyle olunca onu betimlemek, karakteri betimlemek anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle Mavi ve Siyah'taki değişen ev mevhumunu seyre dalmak, Ahmet Cemil'in ruh halini çözümlemek, somut bir hale büründürmek demek aslında. Ahmet Cemil, bizim konak olarak adlandırdığı Süleymaniye'deki beş odalı evci, sevgi, saygı ve huzurun hakim olduğu bir yuva. Ailesini sokakta kalmaktan muhafaza eden bu evin her köşesinde babasının alın teri yatıyor. Zira babası çok uzun yıllar sonucu işte uğraşıp didinmeleriyle bu evi elde edebiliyor. Büyümenin getirisiyle hayata karşı savunma kaygı artarken ruhsal savunma da azalıyor. Aile ocağını çekip çeviren bir baba ve himaye eden bir anne evi huzur mekanına çeviriyor. Böyle bir ortamda da çocuğa yalnızca mesut olmak ve özgürce hayaller kurmak kalıyor tabii ki. Ancak durumlar değiştiği takdirde çocuğu hayatın zorluklarıyla karşı karşıya getiriyor. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse evin nesnesi konumunda olan çocuk öznesi haline geldiğinde hayatla olan mücadele kaosun habercisi oluyor onun için. Uşaklıgil, Ahmet Cemil'in hayatla tanışmasını, yani büyümesi için, onun büyümesi adına babanın ölümüne karar veriyor. Mutlu aile tablosu babanın ölümüyle birlikte gölgeleniyor. Yapbozun bir parçası, hatta en önemli parçası Ahmet Cemil için kaybolmuş gibi. Güvende hissettirdiği babasının vefatıyla açığa çıkan yalnız kalma hissi, bir nevi eksiklik, Ahmet Cemil bunu ev aksettiriyor. Ben Mavi ve Siyah'tan kısa kısa pasajlar sunmak istedim sunumda da. Onlardan biri de bu. O pembe odanın içinde, o kilim döşemenin üstünde bir şey noksandı. Bu evin bütün havasında hayatın büyük bir öğesi eksilmişti. Hüseyin Nazlı'nın yaşadığı ev mavi bir köşk. Büyük bahçesi olan, panjurları olan, büyük bir kütüphanesi olan bir ev. Aslında Hüseyin Nazlı'nın yaşadığı hayat, Ahmet Cemil'in olmak istediği yer. Böyle bir hayat istiyor. O da böyle bir hayatı hayal ediyor diyebiliriz. Babasının ölümünden sonra geçim dertleriyle boğuşan Ahmet Cemil'in hayattan beklentilerinin, özlemlerinin bir temsili bu ev. Süleymaniye'deki evcezi ile idealindeki ev arasında derin bir uçurum var. Ahmet Cemil'in kendi ağzından yapılan karşılaştırmalar, yaşamlarındaki tazadı daha da gün yüzüne çıkartıyor. Aslında iki ev değil, hayalleri ve hayatın ona sunmuş olduğu hakikatler çarpışıyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta da şu. Ahmet Cemil kendi evinden bahsederken kelimelerin sonuna küçültme eklerini kullanıyor ve mini mini gibi sözcüklere yer veriyor. Bu da dikkat çekici diğer bir husus. Evlerinin bahçesine mini mini bahçe ki İkbal kendine göre oranın bir bahçıvanıydı. Bakan bir pencere. Ah, Hüseyin Nazlı'nın kitaplığının penceresi. O güneşle dolu bahçe. O ışıkların birbirleriyle sarmaş doluş olup çarpışması. O kır kokusu. Orada duyulan düşünmek zevki. Bu kafesinin boyası solmuş pencere. Şu güneşin yetersizliğinden dolayı toprağa yosunlaşmış bahçe. Hayatın gerçekleriyle hırpanılan Ahmet Cemil olumsuz duygular içine sürükleniyor. Yoksullukların daha da körüklediği iyi yaşama isteği evin atmosferini de değiştiriyor. Babası hayattayken mutluluk ile bezenen yuva artık onu boğan, adeta ızdırap çektiği bir zindana, bir hapishaneye dönüşüyor aslında. Bütün geçmiş mutluluğunun güzel yuvası olan bu evciğiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemil'i eziyordu. Burada yaşamak zorunda olmak, burada şu basma perdeli, tek pencereli dar odacıkta, yazın şu bunaltan sıcaklarıyla çalışmak. Kardeşinin evliliğiyle birlikte yaşadığı çıkmazlara bir yenisi daha ekleniyor.
Muhabbetli yuva tabirini kullanıyor Ahmet Cemil bunun için. Huzurlu günlerin sona ermesinin temel nedeni Vehbi Bey, yani eniştesi. Düğün kız kardeşiyle evlendikten sonra Vehbi Bey, düğün olduktan sonra yani Ahmet Cemil'in evine yerleşiyor. Bir nevi iç güveysi olarak geliyor diyebiliyoruz biz. Ona ait olan bu alanın sığınağını artık tanımadığı biriyle paylaşmak zorunda kalıyor Ahmet Cemil. Eniştesiyle aynı evde yaşamak onun davranışlarına hatta sözlerine dahi tesir ediyor bu aşamada. Dolayısıyla kendi olarak var olduğu bu mekanda kendinden uzaklaştığını, bizi yabancılaştığını görüyoruz onun. Sofrada bir vakitler yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan hiçbir biçimde kurtulamayacağını anladı. Bir dakika içinde ruhsal varlığından soğuk bir rüzgar geçti. Şimdi bu evde sanki üşüyordu. Ahmet Cemil her ne kadar düşsellik alanını yitirmeye başlasa da bu aşamada odasıyla kurduğu duygusal bağı güçlendiriyor. Her anına şahitlik eden odası onun sırdaşı. Zira bir tek kendisi gibi olabildiği alan o, daha doğrusu duygularını saklamak zorunda kalmadığı tek alanı diyebiliriz. Odadaki her nesne Ahmet Cemil'i tamamlar nitelikte. Onları içselleştiriyor bir nevi. Kapısını sürmelemesi, onun içinde bulunduğu mekanı dış dünyadan soyutlamak istemesi, diğer bir ifadeyle dış dünyaya sırt çevirmesi olarak görülebilir. Bunun yanı sıra odadaki eşyalar her zaman kendilerinden farklı olarak Ahmet Cemil'le aynı duyguları paylaşıyorlar. Dolayısıyla onun ruh hali doğrultusunda odası ve odasındaki eşyalara da apayrı bir mana yükleniyor. Diğer yandan anlatıdaki köşe imgelimi de dikkat çekici. Bakelerde göre bir evdeki her köşe, bir odadaki her duvar köşesi, insanın sıkışıp büzüşmek istediği her küçük mekan imgelim için bir yalnızlık. Yani tohum halinde bir oda, tohum halinde bir ev demek. Bu mini mini köşecik deyim yerindeyse bir anlam üretiyor Ahmet Cemil için. Burası onun için kendi önceliklerini kabul ettirebildiği, bunun yanı sıra kendine ait bir mahremiyet alanı oluşturabildiği yer, daha doğrusu tek yer haline geliyor. İkbal'in ölümüyle birlikte mayilikler yerini siyaha bırakıyor. Yani hayaller gidiyor, yerini gerçekler alıyor diyebiliriz. İlk başta babasının ölümü, daha sonrasında kardeşi İkbal'in ölümü. Çok istediği, arzu ettiği eserinin aslında istediği yankıyı uyandıramaması. Bunlar peşi sıra geldiğinde, tüm sıkıntılar peşi sıra geldiğinde Ahmet Cemil kendini çok kötü hissediyor. Kabusa dönüşen ev onun için güçlerin tükendiği son nokta. Ahmet Cemil'in umutlarının sona ermesi, hayatla olan mücadelesini kaybetmesinin, hayata yenik düşmesinin ifadesi. O saatten sonra bir mezardan farkı olmayan ev anlamını yitiriyor. Uşaklıgil, Ahmet Cemil'in yaşadığı psikolojik tahribatı, yıpranmışlık, başarısızlık, yoksunluk hissini bize ev üzerinden dile getiriyor. Deyim yerindeyse ev onu yansıtıyor. Ahmet Cemil'in içsel dönüşümüyle doğru orantılı bir şekilde kabuğunu değiştiriyor ev bu aşamada. Yüreğine kulak verdiğinde duyduğu ses ile evin görüntüsü örtüşüyor. Yani biz aslında evi izlemeye kalktığımızda Ahmet Cemil'in ruh dünyasına misafir oluyoruz diyebiliriz. Bugün Süleyman Yeğiz Hocam, ben hemen hatırlatmamı da yapayım. Son 5 dakikanın içindeyiz. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür hocam. Bugün Süleymaniye'nin yüreğinin buradaki en yakın can yoldaşı olan şu mini mini evi, gözlerine eskimiş kafesleri, alçak cumbası, sıvaları dökülmüş duvarları, tahta kapısı ile çirkin, soğuk göründü. Genç ve hayali yaşadığı sürece mutlu olan insanlar bir süre sonra hiçbir önemli inanca ve düşünceye varamadıklarını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Kendi işlerinde yönelecek bir merkez bulamayan bu kişiler amaçsız, yorgun ve yaşantılara zehir olmuş insanlar haline dönüşebiliyorlar. Fromm'un bu tarifi kesinlikle Ahmet Cemil ile uyuşuyor. Umut Sarayı'nın peşinden giden Ahmet Cemil için hikayenin sonu hayal kırıklığı. Parmaklarından kayıp giden bir gelecekle yitirilmiş bir geçmişin arasında sıkışıp kalıyor aslında Ahmet Cemil. Bu sarayın yıkıntılarından çıkarak kendini sürgün cezasına çarptırıyor. Yani İstanbul'dan gitme kararı alıyor sonunda. Kişinin kendinden kaçması tabii ki mümkün değil. Eninde sonunda zira yine kendine dönecek. Bu yüzden bu gidiş, yolculuk, yeni bir başlangıç, kendini arayış olarak da değerlendirilebilir, nitelendirilebilir diye düşünüyorum. Ancak her şeyden önce duygularını ortak ettiği, düşlerini kurguladığı sıcak aile yuvasına, hayatın kötülüklerinden kaçabildiği sığınağına veda ediyor Ahmet Cemil. Ah bu oda, bu ruhunun en yakın yoldaşı ve sırdaşı odacık. Buradan sonsuzluğa kadar sürecek bir ayrılıkla ayrılmak gerekiyordu. Biraz durdu, bir veda bakışıyla bu evi selamlıyor gibi. Aşağıya yukarıya baktı. Burası nice acı tatlı anıların gömülü olduğu yerdi. Tatlı ve acı ama onların hepsi yüreğinin en ulu ve sevgili, en saygın zenginlik hazinesiydi.
Sonuç yerine şunları dile getirebilirim. Karakterin ruhundaki derinlikleri ortaya koyabilecek mekanların başında ev olgusu geliyor. Bu yüzden Uşaklıgil okuyucuya ev üzerinden seslenmeyi tercih ediyor. İki farklı ev Uşaklıgil için iki farklı hayatı sunmanın bir yöntemi. Ahmet Cemil'in mütevazi evi hakikat yani siyah. Hüseyin Nazmi'nin statü göstergesi köşkü ise hayal yani mayi. Sahip olunan ve ulaşılmak istenen arasında aşılması güç engeller var, uçurumlar var. Babanın ölümü bunları biraz daha su yüzüne çıkartıyor. Ev o andan itibaren kabuğunu değiştirmeye başlıyor. Zira Ahmet Cemil çocukluk dönemini aşıp sorumluluk sahibi biri haline geliyor. Eniştesinin eve dahil olmasıyla da özel alanı ihlal ediliyor. Evin içinde hissettiği o soğuk rüzgar kendi gibi olmaktan, arzu ettiği gibi davranmaktan bir vazgeçiş. İkbal'in ölümüyle hayatın anlamını yitirdiğinden ev de bundan nasibini alıyor tabii ki. Hissettiği aidiyet duygusu ev ile Ahmet Cemil'i birleştiriyor. Düşlerinin zemini, kaçış yeri, duygularının şahidi dolayısıyla da ev Ahmet Cemil'in bir parçası haline geliyor artık. Durum böyle olunca ruhi değişimlere kayıtsız kalmıyor ve onlara ayak uyduruyor. Ahmet Cemil'in içinde kopan fırtınayı Uşaklıgil aslında bize ev aracılığıyla duyuruyor. Burada yararlandığım birkaç kaynağı sizinle paylaşmak istedim. Sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam sesiniz gelmiyor şu anda. Şimdi oldu. Çok teşekkürler. Sabır ne kelime. Zevkle dinledik. Umarız bizi dinleyen, katılan kişiler de aynı şekilde düşünüyordur. Mini mini ev ama çok şeye o odacıklar, evcikler, o kabukcuklar çok şeye tanıklık ediyor, çok şeye aracılık ediyor. Bizim ruhumuzla birlikte genişliyor, daralıyor. İşte kapılar açıyor, pencerelere ihtiyaç duyuyor, büyüyor, küçülüyor. Alıp başını gidiyor bazen ev. Onu da yine dinleyeceğiz fantastik edebiyatta. Çok çok güzel eşyalar, köşeler, yine bunlara dikkatimizi verdik. Bundan sonra da sanırım zihnimizde çakılı kalacak. Çok teşekkürler. Evet, aradan önceki son konuşma Müslüm Engin tarafından yapılacak son bildiri. Müslüm Hocam, Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesini almış. Van'da edebiyat öğretmeni olarak çalışarak başlamış hizmetlerine. Daha sonra TODAİ'de eğitim yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra bizimle Türk Dili ve Edebiyatı, eğitim yönetimi, kadın ve aile çalışmaları. Milli eğitimde öğretmenliğin yanında yönetici olarak da görevine devam etmekte. Yani o zorlu görevlerin içinde pandemide ödevlerini, çalışmalarını yine diğer öğrencilerimiz gibi eksiksiz, mükemmel şekilde yaptı o da. Kamudaki görevim süresinde diyor Müslüm hocamız, MEB'e bağlı komisyonlarda ders kitapları hazırlama, ders programları hazırlama, ünite kazanım ve test soruları hazırlama görevlerinde de bulundum diyor. Gerçekten çok güzel hizmetler. Türk şiirinde ve Atilla İlhan şiirlerinde ev ve aile olgusu, Türkiye'de aile yapısında sorunlar, dönüşümler, beklentiler, İslam dininde nikah ve evlilik kurumu, Türkiye'de iç göçün aile üzerindeki etkileri, koronavirüs pandemi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı tutumları ve yüz yüze eğitime dönme istekleri, araştırma raporları, seminer çalışmaları arasında. Bugün bizimle şiirde ev ve aile, şiirde ev ve aile imgesi bildirisini paylaşıyor olacak Müslüm Hoca. Türk Edebiyatı'nın değişik dönemlerinde öne çıkan ev ve aile izlekleriyle şiirdeki aile etkileşimini irdeliyor çalışması. Aile ve aile çevresinde yaşanmış olan her türlü yaşantının şairin iç dünyasını şekillendiren temel sanatsal paydalardan biri olduğu sahikiyle yaptığı incelemesini dinliyoruz şimdi. Hocam buyurun. Değerli hocam, kıymetli katılımcı arkadaşlarım, değerli dinleyenler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ev ve aile sempozyumumuzda sıra şiirlere geldi. Malumunuz vecihiyle edebiyat ürünleri içinde şiirler en sevilen ürünler arasında yer alıyor. Şiir tadında yaşamak da hepimize nasip olsun diyorum böyle bu günlerde.
Sait Faik bir hikayesinde insanları sevmeyi kitaplardan öğrendiğini söyler. Kitaplar derken de büyük felsefe kitapları, ilim kitaplarından değil de edebiyat kitaplarından bahsediyorum da. Hikayeler, romanlar, şiirler. Dolayısıyla insanları sevmeyi, hayatı sevmeyi, yaşamda mutlu olmayı bize öğretirler. Bu bağlamda şiirlerde az önce arkadaşlarımız da dile getirdiler. Edebiyatta aile yaşantısının, mekanın insan hayatı üzerinde çok derin etkileri var. Şiirlerde de tabii ki şairin içinde yaşadığı ailenin ve toplumun etkisinden ayrı olarak düşünülmesinin çok mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Şiir örneklerine geçmeden önce kavramsal olarak birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Edebiyat eseri düşünce ve duyguların estetik bir şekilde yorumlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün. Bu edebiyat eserleri içinde yer alan şiirler de belirli kurallar ve imgeler dizgesi olarak şekilleniyorlar. Şiirlerin kendine özgü, ahenkli ve coşkulu bir söyleyişi var. Şiirlerin içindeki imgeler de bizim duygularımıza tercüman oluyor bu noktada. Şiirlerin genel anlamda başlıca temalar, yani şiirlerde en çok işlenen konular aşk, aile, sevgili, ölüm, ayrılık, toplumsal eleştiri, toplumsal duyarlılık gibi konular. Şiirde imgeli söyleyiş, düşünce ve hayal dünyasındaki belirmelerin öz ve özgün bir şekilde dışa vurulmasıyla mümkün oluyor. İmgeler, zihinlerdeki soyut görüntü ve tasavvurların belirtge dünyasındaki karşılığını ifade ediyor. Yani şairin zihin dünyasındaki tasavvurlar imgeler halinde göstergelere dönüşüyorlar, metaforlara dönüşüyorlar, şiirlerde yer ediniyorlar. Yani bizim için bilimsel kavramlarla da ifade edilen bulgular neyse şiir dilinde de imgeler o şekilde duygu ve düşünceleri, tasavvurları karşılıyorlar. Tabii şairin ailesinden bahsettiğini, aile çevresinden, yaşantısından, evden, ev düzeninden, evle ilgili yaşantılardan etkilendiğinden hareket edecek olursak şairin anısal belleğine, anısal imgelemine de değinmek gerekiyor. Şiirin içerik ve yapısının meydana getiren unsurlar bir anı düzeni etrafında şekilleniyorlar. Bu geçmişe ait yaşantılarla anı düzenindeki bellek iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla içinde yaşanılan evler, bu evleri ev haline getiren ailemiz, sevdiklerimiz, büyüklerimiz, anne babamız, çocuklarımız, bu imgenin genel iskeletini oluşturuyorlar. Yani Mehmet Narlı'nın da dediği gibi bizim ilk evimiz zihnimizde yer edinen ilk tip oluyor. O ilk tip bundan sonra hayatımızdaki bütün kavrayışlarımızın aslında sembolik bir temsilcisi oluyor. Anılar bireyde coşkulu bir ruh hali ve bir yere, bir bireye, bir alana, bir fikre bağlılık durumu yaratıyor. Birazdan örneğini göreceğimiz şiirlerde de şairlerin bir alana, bir eve, bir kişiye sürekli bir bağlılık içinde olduğunu göreceğiz. Böylelikle insan edebiyat eseriyle bu duygu alanlarına ait konulara dokunmuş olur. Yani şair bu duygu alanlarına dokunmuş oluyor. Biz de bu şiirleri okuduğumuz zaman esasında şairin kendini anlattığı ya da işte oluşturduğu imgelerde kendimizi buluyoruz. Kendimize ait yaşantılara dokunmuş oluyoruz. İmge bu eylemin, bu somutlaşmış, ancak somutlaşmakla da kalmayarak bizim yorumumuza ve beğenimize de açık bir hale gelmiş oluyor. Burada tabii şairin evle birlikte içinde yaşadığı toplumun zihniyetinden, geleneklerinden de etkilendiğini vurgulamak gerek. Çünkü sonuç itibariyle şair bir dil kullanıyor. O dili oluşturan o toplumun kültürü, o kültürel gelenekler ve şairin zihniyetiyle birleşerek bir şiir anlayışı ortaya çıkıyor. Şunu belirtmek gerekir burada. Her şair, her dönemin şairi aynı zamanda kendi dönemindeki bir zihniyete bağlı olarak o zihniyetin, o geleneğin kuralları çerçevesinde şiirler ortaya koyuyor. Burada tabii bu toplumsal yaşantının edebiyat eserine doğrudan yansıdığını dile getiren kuramlar var. Yansıtma kuramı mesela yazı sanatçının
şiirleri veya işte sanat eserlerini oluştururken doğrudan topluma ayna tuttuğunu dile getiren ya da edebiyat sosyolojisinde işte sanatçının eserleriyle topluma yeniden bir düzen verdiğini ya da sosyolojik eleştiri kuramından da hareket edecek olursak aynı zamanda ideolojik bir eleştiriyle yaklaştığını, sanatçının kendi gerçeklerinden hareketle bir eleştiri getirdiğini dile getiriyor. Şimdi şiirin evi düzenli bir ev. Mehmet Akif'in şu şiirinde Hanuman yoksulu binlerce sefilanı beşer, sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare kadın, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler, gece rezen sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Bir tablo çizilmiş. Bu tabloda bir düzen var. Bu düzende kurulu düzeni ifade eden yaşamsal ve ilksel mekan aile. Ailede karı koca, anne babalar var. Bunların ayrı olduğu, ailenin olmadığı toplum dağılmış, yavrular dağılmış. Ve bu sevginin, mutluluğun olmadığı yerde ne var? Sevgi, mutluluk, aile olmayınca şaire göre burada toplumsal düzensizlik var. Yani bir bozulma söz konusu oluyor. Dolayısıyla o zaman aile aynı zamanda mutlulukla birlikte güvenin evi oluyor şiirde. Şiirin evi oluyor. Benim de öyle akşamlarım vardır. Kapıdan girince anama sarıldığım, çocuklara karamela ve çekirdek getirdiğim, meyhaneye uğramadan çakır keyif, düşmanım yok, gündeliğim cebimde, küfretmeden öyle tasasız döndüğüm akşamlar. Benim de öyle akşamlarım vardır. Her gece böyle değilim. Dolayısıyla şiir de düzen, ev düzenli olan bir yer. Eve bağlı olmak, evi geçindirmek, ev kurallarına uymak, dışarı yerine ev mekanını tercih etmek, genel yaşam alanı olarak eve gitmek hem bireyin düzenini hem de toplumun yararını gözeten bir durum olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda mutluluğu da temsil ediyor. Yani dağınık bir yaşam yerine mutlu ve düzenli bir hayat işlevi de görmüş oluyor bu şiirdeki imgelerden hareket ederek baktığımız zaman. Tabii evler, şiirlerde evlerin, ailelerin, evlerin oluşumundan Uğur Hocam da bahsetti. Değişik şekillerde ortaya çıktığını görüyoruz. Hem bir dirliği, aynı zamanda bir kaosu, mutlulukla karşısında tam mutsuzluğu, düzenle dağınıklığı da temsil edebiliyor. Dört duvar var, o dört duvar arasında pek çok şey yaşanıyor ve bu yaşananlar da şiire yansıyor. İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar, irili ufaklı, birbirinden farklı, ahşap evler, kagir evler yaptılar, doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu, evlerin içi devir devir değişti, evlerin dışı pencere duvar. Evlerin çoğunda dirlik düzen, kalan bir hatıra oldu geçmişte. Gönül almak, hatır saymak arama, evlatlar aileye asi işte. Bir çığ ki kopmuş gider üzüntüden, evlerde nice nice cinayetler işlendi. Ruhu bile duymadı insanların, dört duvar arasında aile sırları, bunca çocuk, bunca erkek, bunca kadın gözyaşlarıyla beslendi. Burada dediğimiz gibi insanların ev içindeki yaşantılarının bir ev düzeni, dirliğini temsil ettiği gibi zaman içinde değişime uğrayarak da ev halkını, evde yaşayan kişileri mutluluk, sevinç ve keder boyutunda etkilediğini dile getiriyor. Anısal olarak şair için ev, ilk ev, özellikle anne baba ve kardeşlerle yaşanılan ev aslında geçmişi temsil ediyor ve bu geçmişe hep böyle bir özlem var. Bu özlem de genelde hüzünlü bir şekilde dile getiriliyor. Şair için ilk yaşadığı ev, hayatının geri kalan kısmında diğer evlerde bulamayacağı bir mutluluk alanını, mekanını temsil ediyor ve bir daha geri gelmesi mümkün olmayan bir hayal gibi görünüyor. Ah şimdi Hatıralar Mahallesi'nde, Misak-ı Milli Sokak No. 37, orası bütün evler, bütün ömür içinde mesut olduğumuz evdi. Talihin bir gün karşımıza çıkardığı, el ele döşediğimiz bir çift küçük odası, ne diyeyim bilmem ki, gönül sarayı, aşk yuvası. Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi, ayaklarım geri geri gider.
Evler cansızdır elbet, insanlar vefasız. Komşumuz başkalarına komşuluk eder. Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler. Elektrik lambasıyla değiştirilen fener. O sokağa ne zaman yolum düşse bir ses. Günler geçti, geçti, geçti der. Geçip gider günler, evler değişir. Evlerle birlikte, mekanlarla birlikte insanlar da değişir. Ve o ilk mutlu olduğumuz mekanı bir daha belki bulmak mümkün olmayabilir. Şairin imgeleminde çok derin bir izi vardır. Diğer yandan şair için... Evet. Son 5 dakika uyarımı yapayım, olur mu? Tamam. 5. dakikadayız, son 5 tamam. dakika. Şair için ev aynı zamanda şiirde otobiyografik izler de taşır. Ev ve aile imgesi. Annemi ölmüş gördüm rüyamda, ağlayarak uyanışım hatırlattı bana. Bir bayram sabahı gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp ağlayışımı. Keza aynı şekilde büyükler arkada, küçükler önde, gezici bir fotoğrafçı çekmiş bu resmi. İşte kapısı dağlara bakan minyatür gibi bir bahçe ve bahçe içinde bembeyaz bir ev, aşiyanmış ismi. Kaç nesle tanık olmuş bu şirin ev. Bolluk bereket varmış eskiden, dirlik düzen ve kanaat varmış. Babam en aydınlık odada doğmuş, sonra da aynı odada ben. Sanatçının hayatını, çocukluğunu, ailesini, yaşadığı çevreyi, etkilendiği dönemde ait önemli olayları yazmış olduğu edebi metinlerde görmek mümkün. Aynı zamanda dönemin toplumsal hayatı hakkında da bu şiirlerin otobiyografik özellikleri sayesinde bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Kuşkusuz şiirde öne çıkan önemli bir tema da aşk. Aşk evle bütünleşince sanatçının hafsalasında daha unutulmaz bir iz bırakıyor. Her dakikasını ayrı hatırlarım. Erenköy'de geçen zamanımın rüyama girer bir arada İstanbul, bahar ve Türkan'ın. Bir odamız vardı, etrafı sarmaşık. Bostanlara bakan penceremiz. O güller kadar taze, ben ona deli gibi aşık. Bir yastıkta dinlenir başlarımız. Saçlarım saçlarına karışırdı. O güzel bir kızdı, ince alımlı. Ne giyse yaraşırdı. Erenköy'deki ev, evi İstanbul'u, bahar havasını yaşatan aşk duygusu kuşkusuz evle bütünleşince daha anlamlı hale gelmiş. Diğer yandan şairlerin ideolojik düşüncelerini, tasavvurlarını ve toplumsal değerlerini de aile ve ev bağlamında şiire yansıttığını hatırlatmak gerekir. Ailede öğrenilen değerler şair için önemlidir ve şair ya onları benimser ya da değiştirmeye çalışır ve topluma bu şekilde şiirlerinde seslenir. Büyük annemi hatırlıyorum, dolayısıyla çocukluğumu. Uzun olaydı o günler, yere düşen ekmek parçasını öpüp başıma götürdüğüm günler. O zaman inandığım gibi sahiden bir öbür dünya varsa eğer, orada da cumaysa bugün, başında bulutlardan beyaz örtüsü, büyük annem namaz kılmaktadır. Yine günümüzde de aile değerlerine, yaşlılara, çocuklara verilen değerler bağlamında bir şiiri almak istiyorum toparlarken. Bir iki halk şiirine de örnek verip bitireceğim. Analardır adam eden adamı, aydınlıklardır önümüzde gider. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Koşuyor 6 yaşında bir oğlan, uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler, bulutlar adam öldürmesin. Gelinler aynada saçlarını tarar, aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar, gelinlere kıymayın efendiler, bulutlar adam öldürmesin. İhtiyarlıkta aklına insanın tatlı anıları gelmeli yalnız. Yazıktır ihtiyarlara kıymayın efendiler, siz de ihtiyarsınız, bulutlar adam öldürmesin. Biraz da günümüzdeki o olumsuz, nahoş olaylar, özellikle pandemide yaşadığımız ihtiyarlara karşı yaşanan olayları da hatırlatan bir şiir oldu. Son olarak halk şiirinde de halkın kendi yaşadıkları sevinçleri, mutlulukları, dolayısıyla aile içinde yaşananların şiirlere yoğun bir şekilde yansıdığını hatırlatmak isterim. Özellikle manilerde, ninnilerde, ölenler arkasından söylenen ağıtlarda aile ve ev olgularının çok derin bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Bülbül ne atarsın Çukurova'da, eşin gelmez, bulmaz seni yuvada, kendim gurbet elde, gönlüm sırada, ötme garip bülbül, gönlüm şen değil. Yine bir türkü örneğiyle mesela
Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı ördek, yüzer Elif Elif diye evin önünden hareketle Elif'e kadar gidiyor. Bir ninni örneğiyle tamamlayayım. Kundağa sardım taşı, gözümden akıttım yaşı, evliyalar yoldaşı, ninnilerim senin olsun, uykular gözüne dolsun, kişiler sözüne uysun, uyu yavrum uyu, büyü yavrum büyü. Değerlendirecek olursak genel olarak, ev insana ait her şeyi hafızasına alan ilksel bir mekan. Ailenin, anne baba ve çocuklar ile aşıklar, bunların sevgi yuvası, mutlu oldukları yer. Bireyin zihin dünyasında derin izler bırakan ev ve aile yaşamı, edebi eserlerde de gizli veya açık bir şekilde kendini gösteriyor. Şiirlerde otobiyografik izlere rastlamak çok olağan. Aile toplumun küçük birimi olduğundan şiirden hareketle topluma yönelik çıkarımlarda bulunmak, yani o zihniyet, o geleneğe, o döneme ait çıkarımlarda bulunmak pekala mümkün. Şiir hem toplumun sanat hafızası hem de kültürel bir birikim diyerek kaynaklarımı da şöyle gösteriyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Müslüm Hocam. Gerçekten böyle bir sempozyum. O antik Yunan'daki veya hani gerçekten bir düşünce şöleni oluyor sayenizde, çalışmalarınız sayesinde. Ve buradan şunu anlıyoruz. Yani aile deyince ev düşünmek zorunda kalıyor. Yani mekan diyelim. Mekanı ve evi düşününce de insanları, işte onun içindeki dinamikleri, aileyi düşünmek durumunda kalıyoruz. Ne kadar birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Şimdi aradan sonraki bölümde buna değinen kuramlara da bakacağız. Yani dışla iç arasındaki diyalektik diye biz hep konuşmuştuk. Örneğin hani küçük bir şiirde Strontium 90'ı hatırlattı bana. İşte Nazım Hikmet'in "Bulutlar adam öldürmesin efendiler" derken, hani yukarıdan yağacak o zararlıları, yani dışarıda olan biten, politik, iklimle ilgili, işte climactic, işte iklimle, politikle, kültürelle ne kadar ilişki içinde olduğunu, bir salyangoz gibi belki kabuğu var ama yumuşakça ve o yumuşakçasıyla kabuğunu kuruyor. O ne kadar böyle spiral gibi de döne döne, büyüye büyüye hem alıyor, dönüştürüyor, hem kendinin oluyor, dönüştüremiyor bir kısmını. Çok güzel yani sunumlarınız sayesinde onlar benim zihnimde çok güzel oturuyor, oluşuyor, olmaya devam ediyor. Zihnim eğer bir evse o evde olmaya devam ediyor. Şimdi ara için bir ara diye duyurduk. Bir nefeslenelim istedik, hani daha doğrusu seyreden, bizimle şu anda zihniyle beraber olan kişiler için de şöyle bir iki dakika dinlenme gibi olsun dedik. Ama bir taraftan da soruları alalım istiyoruz. YouTube'a yorumlara gelen soruları, bizim kendi içimizde soru cevap varsa onları da alalım ve aslında çok da böyle hani yayını da kesmeden, ikinci bölümü de çok ötelemeden devam edelim istiyoruz. Bunu böyle şimdi bir ara soluklanması gibi adlandıralım. Hani yayını kestiğimiz bir ara gibi değil. Mustafa Hocam, buyurun, sizin yorumlarınız, katkılarınız, bizimle paylaşmak istedikleriniz. Bence moderatör olarak size soruyorum. Veya YouTube'dan bize gelen sorulardan onları beklerken biz birbirimize soru sorabiliriz. Bu arada sizler böyle bir 10 dakika işte suyunuzu, çayınızı, kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Böyle bir 10 dakika gibi soluklanma, soru cevap arası diyelim. Çok hafif böyle yayın aksamasından dolayı bir zaman şeyimiz olmuştu. Onu da kapatmış oluruz bu şekilde. Planı olan saate, bizim duyurduğumuz plana göre kendini ayarlamış katılımcılar için de, dinleyenler için de. Evet, var mı sorular? YouTube akışımıza baktım. Bol bol teşekkür var. Ne güzel. Soru gelmemiş, emeklerinize sağlık diyorlar. Keyifle dinliyorlarmış. Sağ olsunlar. Biz de birlikte olmanın keyfiyle devam ediyoruz burada. Evet. Onun dışında eğer sorusu olan yoksa ben Uğur Hocama bir soru sorabilirim. Tabii ki. Nagihan Hocam buyurun. Uğur Hocam,
Edebiyat eserindeki ev okuyucuya sizce ne uyandırır? Çok güzel bir soru. Yani ben şimdi şey edeyim mi? Tamam, eserin içindeki karakterlerin evle ilişkisine baktık, şiirde nasıl, romanda nasıl, işte kapılardan geçiyor. Ama okur burada ne oluyor? Yani okura ne oluyor? Tabii yani okuyucu burada okuyucunun kendine göre mi konumlandırırız, yazara göre mi konumlandırırız, içerisinde geçen hikayeye evet. göre mi, kurguya her göre mi? Her eserde ayrı sorduğumuz bir soru değil mi? Hani yani. Ayrı defalarca soruyoruz. Evet, bakalım burada nasıl Uğur Hocam? Hocam teşekkür ederim öncelikle sorunuz için. Şimdi sunumumun içerisinde de ben söyledim yani... Okuyucu aslında bir eserde bir oda, bir ev. Yani burada ev dediğimiz aslında çadır olur, baraka olur, çardak olur, mağara olur. Herhangi bir şey olabilir. Burada önemli olan içinde oturulan yani benliğin kendisine yer bulduğu her mekan evdir. Ve bu anlamda ev insanın aslında koruyan bir benlik gibidir. Yani insanın kendisinden bir anlamda farklılaşmış bir benlik gibi. Ve burada okuyucu bir eseri okuduğunda yani odayı ve evi okuduğunda aslında muayelesinde ne canlanıyorsa o ortaya çıkar. Yani bu da aslında geçmişte oturduğu bir anlamda içinde ölümsüzleşmiş evler ve odalar aklına gelir. Ve her okuduğunda aslında eski evlerin anılarını düş gibi hayal gibi yeniden yaşarlar. Yani şöyle işte çocukluğunda ailesiyle işte olumsuz yaşam deneyimlerine sahip birisi için çocukluğun yaşadığı ev veya kendi çocuk odası dış kapısının dışında aslında kalınması gereken bir mekan olabilirken olarak muhayyilesinde canlanabilirken olumlu yaşam deneyimlerine sahip birisi için İçinde yaşadığı evin dış kapısının içi veya iç kapıları veya iç kapısının içleri veya dış kapısının içleri onun için orada kalması gereken bir mekan olarak algılanabilir. Yani aslında ev insan yaşamında hep kazanılmış şeyleri koruyor. Hatta Bahyeler Mekanın Poetikası isimli eserinde mahzenden tavan arasına ev başlığıyla bahsediyordu. Orada aslında insanlar daha sonra işte kullanacağını düşündüğü malzemeleri tavan arasına saklarlar, depoya saklarlar. Ve bu yüzden anılar genelde tavan arasına yani yukarıya doğru yönelmeye ilgi duyuyorlar. Yani, belleğin dehlizleri diyorsunuz yani hocam. Aynen hocam. Yani sizin, ileriye doğru. Sizin bu anlatımınız bana şeyi hatırlattı. Barış Manço'nun bir şarkısında der ya, bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade diye. Bizim de eve yüklediğimiz anlamlar benliğimizle böyle iç içe geçmiş bir şekilde tezahür ediyor. Evet. Diyebiliriz o zaman. Dört Kapı diye bir esinli eseri de vardı hocam. Ben o sürekli sunumu yaparken aklıma geldi. Dört kapı önünde durdum. Dört kapıdan geçemezsem geldiğim gibi giderim diyor. Tasavvuftaki dört kapı. Evet. Evet. O şekilde cevaplamış olayım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, bu arada tabii okur da o kapılardan geçiyor değil mi? Yani bir nasıl diyelim, zaten anlamlandırmak, anlamak, özdeşleşmek. Yani metnin içi de biz eve girer gibi hani kapıyı açıp kitabı açıp giriyoruz ve orada özdeşleştiğimiz, birlikte oturmak istediğimiz, evin dışına atmak istediğimiz karakterler var. Yani kendimizi böyle anlatı bilimin terimleriyle düşünürsek işte konumlandırıyoruz ve bazılarını kapı dışarı etmek istiyoruz. Bazılarını sevmiyoruz. Bazılarını da bizim olsun istiyoruz. Yani aslında metnin sonuna kadar da biz evin içinde o iç dış diyalektiğini yaşıyoruz ve kitap bittiğinde, eser bittiğinde, şiiri okuyup bitirdiğimizde biz aslında başka bir kapıdan geçmiş oluyoruz değil mi? Kendi bireyleşme yolculuğumuzda işte belki personalarımıza bakıyoruz, işte öcülerimizi görüyoruz, onlarla konuşuyoruz, başka bir düzene çıkıyoruz. O bakımdan da okur da
bir evin içine giriyor esere girerken ve evden çıkarken de bir kapıdan çıkmış oluyor. Öyle düşünürsek yine bir daha bir kitabın kapağını açarken belki başımızı hafif eğerek mi bilmiyorum nasıl gireceğiz. Bir de ben de bir şey eklemek istiyorum. Biz bir kitabın kapağını açtığımız zaman Uğur Hocam'ın dediği gibi artık kapılardan girerken korkuyoruz. Kapağı açarken de herhalde korkacağız ama biz evet, kitabı... farkındalıkla geçiyoruz belki. Korkmuyoruz da. Biz kitabın kapağını açıp da okumaya başladığımız zaman aslında yazarın ya da şairin oluşturduğu o tasvir dünyasını biz önce kendimiz zihnimizde oluşturuyoruz. Biz bir ev mekanı tasarlıyoruz. Hemen bir ev tasarlıyoruz. Ondan sonra olan olaylar hep orada. Ya da bir şehirde geçiyorsa, her nerede geçiyorsa ve hemen hemen her kitap için de bunu yapıyoruz. Beynimizde bir mekan tasavvur ediyoruz. Bir ev yapısı tasavvur ediyoruz. Bu biraz bizim yine kendi evimizde işte alışık olduğumuz mekanlarla da örtüşen bir mekan da oluyor. Ona farklı olarak özlemini duyduğumuz bir şekilde de olabiliyor ama demek istediğim her kitabın kendine özgü bir mekan tasavvuru var zihnimizde. Ay çok güzel. Ben hemen şeyi düşündüm yani psikolojiden gelen bilgileri hani şey yine disiplinler arası bir alandayız. Sosyolojiden, antropolojiden, tarihten bilgiler akıyor ve o bilgilerle biz hareket ediyoruz, anlamlandırıyoruz bu metinleri, işte metinlerdeki ev ve aile tartışmasını, kavramlarını. Hani psikolojinin bize zihin bilimin verdiği bilgi, işte beyin plastik değil mi? Ve görsellerle düşünüyoruz. Bizim de o metni alımlarken oluşturduğumuz görseller var. O görselleri de bildiğimiz görsellere göre oluşturuyoruz. O zaman yani her bireyin, her bir kişinin okuması biricik. O bir evcik oluşturuyoruz. Aslında böyle şeyler gibi, kuantum çoğala 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 yeni üretiyoruz. Yani her okuma bir ev üretimi. Uzam oluşturuyoruz. Bir uzam oluşuyor. Uzadıkça, genişledikçe farklı şey atomlar olarak katıyoruz onları o alana diyelim. Peki belki bir iki dakika daha sonra da ikinci bölüme başlayalım mı? Çünkü biraz şeylere de girdik. Hani o olanların konularına, sorularına da giriyoruz sohbet ederken. Orayı da belki o bilgileri alıp bir daha... Evet. Konuşalım. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Biz, YouTube'dan da sorularımız yoksa. YouTube'dan sorumuz yok hocam. O zaman tekrar biz de teşekkür ediyoruz bizimle olan katılımcılara, bizimle birlikte düşünen zihin dostlarına, edebiyat dostlarına. O zaman şimdiki sunumumuz Aybüke Kaplan. Evet, Mustafa hocamız şu anda bizden ayrılmak durumunda. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Sizi de yanımızda, zihnimizde tutarak devam ediyoruz biz. Buyurun, söylemek istediğiniz, belki ayrılmadan evvel katkıda bulunmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa buyurun hocam. Sizi duyamıyoruz. Hocam, şimdi duyuyoruz. Ben buyurun. Kusura bakmayın dedim. Ayrılmak zorundayım. Evet. Katılanlara tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de organize ettiğiniz için. Görüşmek dileğiyle. YouTube'dan sonra dinlerim ben arkadaşları. Teşekkür ediyoruz. Açılış şakalım. İçin, bizimle hayır. Olduğunuz için. Teşekkürler hocam. Görüşmek dileğiyle. Evet, Aybüke Kaplan Ankara Mamak doğumlu. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümün lisans eğitimi almış. Bir sosyal hizmet uzmanı tarafından yine bakacağız metinlere. Çok yine başka türlü zengin deneyimler. Ankara Sevgi Evleri, Çocuk Yuvası, Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı'nda stajları var. Yani ağır yüklü deneyimler var.
Gazi Üniversitesi bu eğitimin üzerine Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bir yüksek lisans çalışması var Aybüke hocamızın. Daha sonra uzman kadrosuyla İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde yaptığı görev var. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Erenköy ruh ve sinir hastalığı, yani yine başka türlü bir ruhsal zorluk mücadelesi katkıda bulunmuş. Şimdi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmaya devam ediyor Aybüke Hoca. Aile içi şiddet, cinsel istismar gibi zorlu konular içinde yine. Bugün bizimle paylaşacağı çalışmasında mekanın cinsiyeti başlıklı çalışmasında aslında nerelerden, işte Bahe'lere baktık, felsefeden, başka alanlardan bilgi getiriyoruz. Mekanın cinsiyetli bir alan olduğu üzerine yazılmış, çizilmiş teorilerle bize destek olacak ve bir edebi metne buradan baktığımızda neler buluyoruz? Öyle bir okuma seçkisiyle de örnekleyecek. Aybüke Hocam buyurun. Söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim hocam öncelikle. Merhaba tekrar herkese. Ben mekanın cinsiyeti hakkında bir şeyler anlatacağım size. Şöyle başlarsak mekan kavramıyla. Yer kavramından farklı olarak mekan kavramı içinde olanlarla ilgili. Mekan kelimesi Arapça olmak kökünden gelmiş. Bu bakımdan içinde olunan fikrini çağrıştırıyor bize. Yani mesela güneşin yüzeyi çok sıcak bir yerdir denilebilir ama güneşin yüzeyi çok sıcak bir mekandır denilemez. Çünkü güneşin yüzeyinde orayı mekan edinmiş birileri yok. O halde yer için sadece fiziki bir varlık olarak yorumlama yaparken mekanın fiziki niteliğiyle birlikte soyut bir niteliği de bulunduğunu söylemek gerekiyor. Mekan, yerin insanileşmiş hali, yerin insan tarafından kullanıldığı hal olarak anlamlandırılabilir. Sosyolog Henry de Uzamın Üretimi adlı eserinde mekanın içerisinde bazı nesneler barındıran nötr bir boşluktan ibaret olduğu anlamına gelmediğini, aksine mekanın hem içindekileri dönüştürdüğünü hem de onlar tarafından dönüştüğünü bize söylüyor. İnsan sosyal bir varlık, doğumdan itibaren çevresiyle etkileşim halinde. Mekanın üretilmesinde de söylediğimiz gibi temel etken insan. Bedenimizin taşıdığı özelliklerden bir tanesi de cinsiyet. Bu açıdan baktığımızda mekanlar cinsiyetlere yönelik olarak şekillenmeye açıktır. Mekan toplumsal bir öğe olarak kabul edilmekte ve beşeri özellikler taşınmakta. Tarihte toplumsal alanda cinsiyete dayalı ilk ayrım, kadınların toplayıcı ve erkeklerin avcı olmalarına karar verilmesiyle başlıyor. Kadınların aynı zamanda ev inşası ve ev içi işlerle de meşgul olmaları, zaman içerisinde kadının özel mekanda yani içeride, erkeğin ise kamusal mekanda yani dışarıda bulunması gerektiği şeklinde bir mekansal sınırlamaya sebep oluyor. Bu açıdan mekana yönelik algılar, mekan kaynaklarını kullanmak ve mekanın temsilleri hem erkek hem kadın açısından farklılık göstermekte. Toplumsal cinsiyet olgusundan bahsettik. Toplumsal cinsiyet olgusu mekanın fiziksel olarak kadın şeklinde göründüğünü ve mekanda yaşam konusunda erkeğin daha hakim olduğunu ifade ediyor. Toplumsal cinsiyet sadece toplumsal işler ve sorumlulukları belirlememekle aynı zamanda kişilerin kaynaklara erişimini de cinsiyete yönelik olarak ayrıştırmakta. Bu sebeple kadın ve erkek farklı mekanlarda bulunmaktadır diyebiliriz. Toplumsal cinsiyet açısından mekana baktığımızda da cinsiyetli kimlikler karşımıza çıkmakta. Geleneksel anlamda kadının iç mekan ile özdeştirilmesi durumunun ileri boyutunda açık alan korkusunu, agorafobiyi görüyoruz. Seidenberg'in Eviyle Evli Kadınlar eserinde de bu ifade ediliyor. Toplum tarafından kadınlara evin içinde olmaları gerektiği dayatmasıyla birlikte evin dışına çıktıklarında da hoş karşılanmamaları, kadınların içinde bulundukları durumu kabullenmeleri sonrasında dışarı anksiyetesi oluşması ortaya çıkıyor. Mekan hem yaşanılan hem de yaşadıklarımızı biriktirdiğimiz kültürel özellikler taşıyan bir fiziki alan olarak algılamak doğru değil. Sosyal yaşamın gizli kalan yönünü ifade eden temsili bir mekanda bulunmakta. Mekanda cinsiyete yönelik farklılıklar temsili mekanı ifade etmekte. Her ne kadar mekana atfedilen bu cinsiyetçi ayrımlar düşünsel olsa da mekanda kadın olgusu üzerinde yapılan araştırmalar
mekan isimlerinin ve mimari yapıların da kadın özellikleri taşıdığını gösteriyor bize. Tarihsel süreç içerisinde yapılan feminist çalışmalar da aynı şekilde mekan kurgularında cinsiyet özelliklerini sorgulamış. Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe sözlüğüne baktığımızda kesin kadın demek olduğunu görüyoruz. Kese her dilde rahimle özdeş imgedir. Keser ve keski sözcükleri kis ile bağlantılı, kadınla yani. Anadolu tanrıçası Kibele'nin adı ile bağlantılı olan sözcükler ise labris, Latince'de balta demek, labrum, kadın organında dudak demek, labia, labrumun çoğulu, labirent, tanrıçanın karnının içi, liber, labirente giren ve tanrıçayla karşılaşan erkeğin labirentten çıkışının imgesi. Türkçe'de uçurumdan çıkabilen uç beyi gibi uçma gökyüzündeki cennet anlamına geliyor. Kibela, Galat dilinde mağaralar demek. Mağara rahimle özdeş bir imgedir. Kibelis de aynı dilde balta anlamına gelir. Balta, kadınların söğüt, kavak ağaçlarından dallar kesmeleri, sazları kesip sepet örmeleri, zifle sıvayıp sal, kufa yapmaları için kullandıkları aletler. Bu açıdan mekanlara verilen isimler ve bu kavramların anlamları ile kadın cinsiyetleri ifade ediliyor aslında. Mekanda kadın olgusu üzerine yapılan araştırmalarda Sümerlilerde vulva üçgeni var. Bu vulva üçgeni kadını gösteriyorsa munus, kadınlık organını gösteriyorsa sal olarak okunuyor. Günümüzde de salon sözcüğü aynı sözcük ailesinden bize ulaşmış. Güneşi gösteren ve sol ile başlayan sözcükler de soleil, sol gibi, bunlar da salla ilişkili. Bu kapsamda ay ve güneşin de kadın imgeleri taşıdığını söyleyebiliriz. Mezopotamya'da Tanrıça tapınağı tepedeki kuleyle Tanrıçanın başını, orta bölümüyle gövdesini, yerin altındaki labirentleriyle de karnını, rahmini temsil etmekte. Anadolu'da da Karadeniz ve Ege bölgelerinde görülen eski Asya Türk geleneğinde de bulunan 8 köşeli ana simgeleri de kutsal alanı ifade ediyor. Barınağın yerinin dişi tarafından belirlenmesi biyolojik olguların doğal bir sonucu aslında ve hayvanlar arasında bir kural haline gelmiş bir şey. Yavrusunu büyütmeye elverişli in ya da barınağı seçen kişi erkek değil, dişi. Erkek dişinin koşullarına uyum sağlamakta. Cinsel ilişki kurma açısından ele aldığımızda bu durumu, bütün hayvanlar ana yerli olduğunu söyleyebiliriz hayvanların. Yani ilişki kurmak isteyen erkek dişinin barınağına gitmektedir. Ana yerli evlilikte doğan çocukların anne ile birlikte annenin evinde kalması ve kocanın ara sıra onları görmeye gelmesi geleneğinin bize işaret ettiği nokta, bir Folt'a göre başlangıçta ev imgesinin daima yaşamın içinden çıkarak kadın imgesiyle örtüştüğünü ifade etmekte. Uygarlaşmış toplumlarda kadınla erkek arasında var olan ve genellikle organik cinsel farklılıklar olarak kabul edilen fiziksel güç, yaratıcılık, girişimcilik, yüreklilik, dayanıklılık yetisi gibi nitelikler açısından oransızlık ilkel toplumlarda görülmüyor. Cinsler arası iş bölümünün nedeni kadının becerememesinden kaynaklı değil, erkeğin karlı alanı kendi tekelini almak istemesinden kaynaklanıyor. Dişi hayvan yuvasını inşa eden cins olduğu için İlkel kadın da yalnızca evi yöneten olma, yani bununla kalmıyor, evi bizzat kendisi yapıyor. Ataerkil toplumlara baktığımızda da yine evin hanımı nitelemesi, kadın yalnızca evin sahibi anlamında değil, onu kendi elleriyle düzenleyen, tasarlayan ve içinde yaşayan kişidir anlamını taşıyor. İlkel halkların bazılarında erkekler başka yerlerde yatar ve ancak kadının konuğu olarak eve gelebilirken, kadın çocuklarıyla birlikte bu evde oturmaktadır. Analar kitabında anaerkil dönemi kadınların toplumsal açıdan egemen olduğu uzun bir dönem olarak belirtiyor. Yine Morgan'ın Eski Toplum kitabında, Engels'in Aile, Özel Mülkiyet ve Devletin Kökeni eserlerinde de bu bilgiler destekleniyor. Mekansal yapılarla toplumsal yapılar arasında sıkı bir ilişki var ve bu toplumsal yapılardan biri de toplumsal cinsiyet. Yani mesela yuvayı yapan dişi kuştur anlayışı, yahut sokakta taciz edilen bir kadını hakkında o saatte sokakta ne işi vardı gibi bir soru, uzamın dişil ve eril olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi insanların hayatlarını özgürce sürdürmesini de imkansız hale getiriyor. Toplumsal cinsiyet de mekan tarafından yeniden üretildiğini söyledik. Bu kavram şu şekilde açıklanabilir. Teresa, cinsiyetin toplumsal olarak inşası ve yeniden inşasında yararlanılan söylemsel araç ve stratejileri tanımlamak için Foucault'dan etkileniyor ve cinsiyet teknolojisi kavramını ortaya çıkarıyor. Örneğin analık bir cinsiyet teknolojisi.
Çünkü her ne kadar hamile kalan ve çocuk doğuran kadın ise de doğan çocuğun birincil bakıcısının annesi olması toplum tarafından dayatılan bir konum. Ve kadın erkek farklılaşmasının ve eşitsizliğinin dayandığı en temel etmenlerden biri. Özel kamusal karşıtlığı da bir cinsiyet teknolojisi olarak yorumluyor Teresa. Mekan toplumsal cinsiyet tarafından düzenlenir ama aynı zamanda toplumsal cinsiyeti üretir ve yeniden üretir diyor. Foucault'un ortaya koyduğu gibi güç aracılığıyla çevresine hakim olmak, ona şekil vermek ve egemenliğini devam ettirmek isteyen bir iktidar yalnızca devlet mekanizmasının aracılığıyla vücuda gelmemektedir. Bireysel ve toplumsal yaşantımızda kurduğumuz her ilişki biçiminin içinde iktidar mekanizmaları bizleri istediği kalıplara oturtmak ve uyumlu hale getirmek için ilişki biçimlerimize ve üretim biçimlerimize sızmış ve sızmakta. İktidarı besleyen bizlerin ilişki ağları yaşam pratiklerimiz. Dolayısıyla mekanların cinsiyetlendirilmesinin altında yatan fikri tespit etmek için egemenlik kurmak isteyen iktidar söyleminin karakterinin analiz edilmesi gerekir. Kapitalizmin fikir babası olarak kabul edilen Adam Smith'in eril ekonomik modelinde üretim alanları içerisine evi dahil etmemesi de şaşırtıcı değil. Kapitalizmin kültürü biçimlendirme araçlarından biri olan reklamlar aracılığıyla da mekanların cinsiyetlerle ilişkilendirildiğini söylemeden geçmemek gerekiyor. Mesela mutfakta yemek yapan düşünceli bir anne rolündeki kadın ve lüks arabasının içinde son sürat hızla otobanda ilerleyen çekici bir erkek gibi birçok örnek verilebilir. Tüketicinin zihninde canlandırılan hayali imgeler ve modeller, gerçek dünyadaki tercihlerini de şekillendirmede aslen kullanılan şablonlardır. Yine sosyal antropolog Paul'a göre 19. yüzyılda kadınların yaşam alanı genellikle evle sınırlı kalırken ticaretin erkeklerin egemenliğinde oluşu, sokakların eril mekanlar olarak varlığını sürdürmesine neden olmuş. Endüstrileşme ile birlikte kadının toplumsal alanda üretime katılması günümüzde artmış olsa da halen erkeklerin kamusal alana, kadının ise eve ait olduğu fikrinin kentsel yaşama şekil veren iş dinamiklerinden biri olduğu bir gerçek. Ev, günlük yaşama dair farklılıkların ve mikro güç mücadelelerinin devamlı yaşandığı bir mekan aslında. Evin içinde bulunan bölümlerin dahi ayrı ayrı cinsiyetlerinin olduğunu görebiliriz ve söyleyebiliriz. Ev içinde mesela misafirlerin ağırlandığı salonlar, odalar, erkeklerin çalışma ofisleri ya da atölyeleri herkese açık eril bölümlerken yatak odası ve mutfak gibi alanlarda daha mahrem, kadınlara ait alanlar olarak nitelendirilmekte. Nasıl Aybüke Hocam, ben yine hatırlatmamı yapıyorum. Son 5 dakika içindeyiz. Buyurun. Tamam hocam, teşekkür ederim. Nasıl toplum homojen değilse, nasıl sınıf, cinsiyet, ırk, cinsellik, nesil, etnik köken, din ve daha pek çok etmen ekseninde bölümlere ayrılıp tabakalaşmışsa, mekan içinde aynı durum söz konusu. Örneğin cinsiyete göre farklılaşmış mekanlar arasında haremler var, haremlik, seramlık bölümler var daha eski tarihimizde. Kadın erkek olarak ayrılmış tuvaletler günümüzde. Hamamlar, spor tesisleri, soyunma odaları, kadın günleri ve matineleri, kıraathane ve pavyonlar, pembe otobüsler var. Kadınlarla erkeklerin farklı mekanlara ayrılması genel kanaatin aksine tarihi olarak kadınları toplumsal hayattan zorunlu olarak dışlamış değilse de bunun kadın erkek eşitsizliğinin temellerinden birini teşkil etmiş olduğu da inkar edilemiyor. Bu durumda kamusal alanı gün geçtikçe daha fazla kullandıkları çağdaş dünyaya hala hakim olan ataerkil düzende kadınların ezildiği, taciz edildiği, tecavüze uğradığı gibi gerçekleri elbette bu gerçekleri göz ardı etmemekle birlikte pembe otobüs veya kadınlara ayrı parklar yahut plajlar tahsis edilmesi gibi uygulamalara da eleştirel bir gözle bakmak gerekiyor. Hem bir yaşantımızda hem de edebi eserlere bu bakış açısını yerleştirebiliriz. Şöyle ki mekanların cinsiyetlere göre tahsis edilmesinde ilkece bir beis yok. Yeter ki bu ayrım kaynakların eşitsiz bir biçimde bölüştürülmesini neden teşkil etmesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aybüke Hocam. Hemen böyle açtım. Evet, bir kuramsal çerçeve sundu bildiriniz. Eve bakarken, ev içi dinamiklerine, aileye bakarken
böyle bir filtre, böyle bir teorik arka plandan bakabiliriz önerisiyle. Evet, bir sosyal hizmet uzmanı olarak da şeyi anlayabiliyorum, yani yüklü hikayelerle uğraşmak görevinde olduğunuzu, güç diliyorum. Evet, şimdi bir sonraki sunumumuz da bu kez göç edenlerin evleri. Yani ev göç etmiyor sanki edemezmiş gibi, Özcan Hoca da başka bir şeye bakacağız. Göç edenlerin evleri, ama ondan önce Nagihan Hoca Ankara doğumlu ve birçok teoriye göre Sinop'a göç etmiş durumda. Çünkü Sinop'ta şu anda çalışıyor. Sinop Ticaret İl Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansı. Yüksek lisansı Savaş, Patriarka ve Kapitalizm, Türkiye'de bulunan Suriyeli kadınlar örneği üzerine. Geçtiğimiz günlerde İcomir Göç Kongresi'nde Renan Demirkan'ın Üç Şekerli Demli Çay, benim hep böyle iştahımı kabartan bir kitap adıdır, Üç Şekerli Demli Çay eseri üzerinden Türk ve Alman göçmen evine bakış başlıklı bir bildiri sundu. Edebiyat ve göç ilgi alanları. Yine 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler, Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller, Pandeminin Aile Temelli Sosyal Sermaye Etkisi, Aile Kurumunda Erkeklik başlıklı kitap bölümü ortak yazarlığı var. Aile sosyolojisi, pandeminin aile ilişkileri üzerine etkisi, çok da maruz kaldığımız, çok da yaşadığımız bir yıl oldu. Göç ve aile, göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Bugün bizimle paylaşacağı araştırması Göçmen Evi Nasıl Bir Yaşam Alanı, Zülfü Livaneli'nin Leyla'nın Evi adlı romanında Almanya'da yaşayan ikinci kuşak göçmen Rukiye'yi mercek altına alacak bu bildiri. Kültürel bellek kavramı, Bakhti'nin kronotopu, Jan Asman'ın diyeyim, kültürel bellek, Mikhail Bakhti'nin yol kronotopu, göç kronotopu ve Pierre Bourdieu'nun birlik kültü gibi anahtar kavramlar üzerinden okumayı yapacak. Dinliyoruz Nagihan Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben de sözlerime başlarken öncelikle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Programı hem öğretim üyelerimize hem de siz değerli arkadaşlarımıza, hocam size yol gösterdiğiniz için ve bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim. Şöyle bir... Siz yola çıktınız, ben kolaylaştırdım diyeyim. Sağ olun. Evet hocam, yol kronotopu derken evet biz de bir yola çıktık. Şöyle, ben bu çalışmamda nasıl bir yaşam alanıdır göçmen evi diyerek Zülfü Livaneli'nin Leyla'nın Evi isimli romanına baktım. Sunum planımı şu şekilde oluşturdum. Öncelikle sevgili dinleyenlere, göç çalışanlara, edebiyatla göç alakası kurmaya çalışanlara şöyle kısaca bir göç kuramları hakkında bir bilgi verip eser bağlamında da ikinci kuşak Almanya göçmenlerinden söz ettikten sonra evet Mikhail Bakhti'nin yol kronotopunu göç kronotopu olarak yorumladım. Ardından Türkiye'den Almanya'ya göçen göçmen evlerinde acaba kendi kimliklerini nasıl temsil ediyorlar? Ve daha sonrasında da eserimize gelerek eserde aile yaşantısı nasıldır, ev yaşantısı nasıldır, evin bütünleyici unsurları nelerdir, ev aynı zamanda yurt ve yuva anlamı taşır mı, bu sorulara cevap aradım. Sonuç ve kaynakçamla da bitireceğim sunumumu. Şimdi göç kuramlarından bahsedecek olursak, yani birden fazla göç tipi olduğu için ve göçe yanıt arayan kuramcılar arasında da birden fazla göç teorisi ortaya atılmış durumda. Çünkü hiçbir göç aslında tek tip değil. İç göç, dış göç, zorunlu göç, gönüllü göç, düzenli göç, düzensiz, beyin, emek göçü ve bunun gibi göç çalışmaları içerisinde çok fazla göç türü var. Bunlara cevap arayanlar arasında
Wallerstein'ın dünya sistemleri kuramlarından tutun da ben yine eser bağlamında burada iki adet kuramı aldım. Birisi itme çekme teorisi, diğeri ise ağ teorisi. Neden bu kuramları aldım? Çünkü 1950'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç hareketini görüyoruz. Türkiye henüz daha tam olarak sanayileşmesini tamamlayamamış ama Avrupa yüksek sanayili üretime geçmiş, işçi ihtiyacı var ve Türkiye'den işçi talep etmeye başlıyor. Ve Türkiye ve Almanya arasında 1961 yılında işçi anlaşması, ikili anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye'den yani kitlesel nitelikte diyebileceğimiz toplu bir göç hareketi karşımıza çıkıyor. İlk zamanlar erkekler giderken 1960'lı yıllarda, 1973'lü yıllarda bu göçe kadınların da hem bizzat kadın göçmen olarak hem de aile birleşimi yoluyla göç ettiğini görüyoruz. Bu anlamda göç esnasında bir ağ kuruluyor. Bu ağlar içerisinde hem formal ağlar var hem informal ağlar var. Dostlar, akrabalar, hemşeriler, daha önce göç etmiş göçmenler ya da işçi bulma kurumları, seyahat acenteleri gibi bir sürü ağ bize ağ teorisinin ortaya çıkmasına kaynaklık ediyor. Birinci kuşak göçmenlerle ikinci kuşak göçmenleri karşılaştırmamız gerekirse de birinci kuşak göçmenler disiplinli çalışma hayatı, ilk zamanlar gittikleri 40 metrekare odalarda, bu edebiyat eserlerine de çok yansımıştır, 40 metrekarelik odalarda bir öğrenci yurdu gibi, koğuş gibi bir koğuş disiplininde yaşarken sabah alarmlar kurulur, koşa koşa işe gidilir, metro yolları takip edilir ve aşırı mesai, aşırı yorgunluk ile mücadele etmeye çalışırken ikinci kuşak Almanya göçmenlerinde, bunlar aile birleşimi yoluyla gitmiş olanlar da olabilir, ilk kuşağın çocukları olanlar da olabilir, Almanya doğumlular yani. Onları da görüyoruz. Onlarda ise bir tür sosyal dışlanma, ötekilik, dini farklılıklar, dili tam olarak kullanamama, aksanlı konuşmadan kaynaklı sosyal dışlanma ile mücadele ettiklerini görmekteyiz. Şimdi böyle bir göç kuramlarından bahsettikten sonra edebiyata nasıl yansımıştır acaba göç? Tabii benim az önce bahsettiğim kuramlar bugün anladığımız modern göç, modern dünyadaki göç tiplerine yönelik kuramlardı. Ancak yani geçmişten destanlarda, sürgün edebiyatlarında ya da doğaya baktığımızda, değil mi? Hani kuşlar, göçmen balıklar, aslında göçü canlıların doğasında ve aynı zamanda Sanırım internette küçük bir aksama oldu Nagihan Hocam. Nerede kaldım hocam? Kuşlar dedik. Kuşlar dedin. Yani hani şunu demek istedim. Canlıların doğasında var aslında göç. Köklenememek. Bunu söylemeye çalışmıştım. Göçmen edebiyatı literatürüne bakacak olursak da göçmen edebiyatı, muhacirat edebiyatı, sürgün edebiyatı, diaspora edebiyatı gibi birbirinden farklı göç tipolojilerine de bağlı olarak edebiyata yansımalarını görüyoruz. Ben yine eserle bağlantısı bakımından Almanya, Türk-Alman göçü üzerine eser veren yazarlarımıza baktığımda Türkiye'de yazar olanlar arasında Adalet Ağoğlu, Bekir Yıldız, Aras Ören, Fakir Bayburt'u görürken Almanya'da yazar olanlar Renan Demirkan, az önce söylediğiniz gibi Emine Sevgi Özdamar, Zafer Şenocak, Zehra Çırak, Feridun Zaimoğlu gibi yazarlarımız karşımıza çıkıyor. Şimdi edebiyatla göçü birazcık daha derinleştirecek olursak Mikael Bahtin der ki, Kronu Topuk şu şekilde açıklar. Olağan zamanlarda farklı sınıflardan, farklı etnik, milli, dini kültürlerden insanlar edebiyat eserlerinde yolda karşılaşırlar. Bu rastlantısal karşılaşmaları bir yol kronotopu olarak tanımlar ve der ki yol
yeni başlangıçların hareket noktasıdır. Olayların sonuçlandığı yerdir aynı zamanda. Yani Dostoyevski'nin dediği gibi büyük aşklar ya birinin şehre gelmesiyle ya da birinin şehirden ayrılmasıyla oluşur gibi bir sözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kronotop kavramı da tam olarak buna tekabül etmekte. Yani bize ne veriyor? Bir yaşamın seyri, akışı, yeni bir seyirde de ve yolda olmak, tarihin seyriyle alakalı bir tür edebi somutlaştırma alanı sağlamakta bize. Ben Mikhail Bahtin'in yol kronotopunu göç kronotopu olarak yorumladığımda yine toplumsal gelişmeler var ve kültürel olgular var. Yol kronotopundaki karşılaşmalarda kader değişirken göç de aslında bir kaderin değişimi ve yeni kaderler yazılması demek. Aynı zamanda bu kaderin bir sonucu olarak da yeni gündelik yaşam biçimleri inşa edilmekte. Bunu bu şekilde yorumlayabileceğimizi düşündüm. Yine Mikhail Bahtin'de ve Can Yalasman'la beraber değerlendirecek olursak, belleğin unsurları yani geçmişteki anılar, geçmiş coğrafyalar, geçmiş benliklerimiz ve bugün içerisinde yaşadığımız her şey belleğin unsurları olarak zaman ve mekanda, edebiyatta kronotop kavramı ile ete ve kemiğe bürünmektedir. Şimdi her ikisini yani göçle kronotopu bağlarsak ve belleğin unsurlarına geldiğimizde karşımıza görsellikler çıkacak. Bu görsellikler ev içerisindeki görseller, fotoğraflar da olabilir, nesneler de olabilir. Örneğin bir göçmen evine gittiğimizde Alevi bir kişi ise onun evinde duvarında Hazreti Ali resmi görebiliriz. Ya da bakır işlemeli Hacı Bektaş motifi de karşımıza çıkabilir. Ya da sol tandanstan eğer bir felsefesi varsa, bir düşüncesi, ideolojisi varsa Yılmaz Güney'i, Ahmet Kaya'nın ya da Che Guevara'nın resmini asabilir. Bu anlamda Almanya Acı Hayat filmini önerebilirim Türk-Alman göçünün yansımalarının anlaşılması bakımından. Ya da yan taraftaki resimde görüldüğü gibi duvar halıları bir kilti kimlik ve kültür temsil unsuru olabilir. Batıl inançları varsa üzerliği, kötü şansı kovması açısından asabilir. Eğer kırsal bir kesimden göç etmişse ve mısır ekip buğday biçiyorsa mısır koçanı asabilir, buğday başağı olabilir. Panoramik memleket fotoğrafları ile memleket hasretlerini gidermeye çalışabilirler. Ya da müzik, ezgiler, göçmenlerin kimliğinin hem temsili hem de aktarılması bakımından en önemli araçlardan birisi. Ben burada özellikle fotoğraflara dikkat çekmek istiyorum. Çünkü sadece göçmen evinde değil, yani bizim de zaman içerisinde göç ettiğimiz, dünden bugüne aktığımız düşünülecek olursa o fotoğrafları biz priz kenarlarına sıkıştırırız, vitrin pencerenin kenarlarına iliştiririz, buzdolabına magnetleriz, zarfta karton kutularda saklar, jelatinli albümlerde muhafaza eder ya da sandık köşelerinde saklarız. Eğer hayatımızdan çıkartmak istediğimiz, ilişiğimizi kesmek istediğimiz bir yol ayrımına geldiysek de fotoğraftan o kişinin kafasını kesip çıkartarak duygularımızı ve hislerimizi de bu şekilde somutlaştırabiliriz. Nergen Hocam, 5 dakika içindeyiz. Biraz öyle, evet, çok güzel. Tamam. Koşuyorum hocam. Yaparız, tamam. Şu göçlerle alakalı, göçmenlerle alakalı şunu da söylemek istiyorum. Yani dijital teknolojiler de çok yaygın olarak kullanılıyor. Fotoğraflar, video kasetler, ses kasetleri göçmenlerin sosyal ağlarını geliştiren öğeler arasında. Esere geldiğimizde ancak gelebildim esere. Esere geldiğimizde eser üç ana karakter arasında oluşuyor. Birincisi Bosna Yalısı'nın sahibi Leyla Hanım. Leyla Hanım'ın ailesi, büyük aileleri 1912 Balkan Savaşları'nda aslında Türkiye'ye, Anadolu'ya göç etmiş bir aile. Burada bir göçmen ailesi görüyoruz. Diğer taraftan Rukiye, ikinci kuşak Almanya göçmenlerinin kızı.
Ve buradaki kesişimi sosyal ağlar ve sosyal sermaye üzerinden Yusuf'un Leyla Hanım'ı, Leyla Hanım'ın Yusuf'u büyütmesi ve Leyla Hanım'ın Yalı'dan kovulduktan sonra Yusuf'un Leyla Hanım'a sahip çıkmasıyla Rukiye ve Leyla Hanım'ın kaderlerinin kesiştiğini görüyoruz. Yani burada hem kronotopu, hem sosyal sermayeyi, hem ağ teorisini hep birlikte okumak mümkün. Burada bir de Ali Yekta Bey var. Onlar da Yalı'nın yeni sahiplerinin babası ve oğlu. Eserde evi, yurt ve yuva yapan unsurlara geldiğimizde, mesela Leyla Hanım evde yemek pişirecektir, geçmişe gider. Zaten hep geçmişte yaşayan bir kadın izlenimi çizmekte. Tuna boyları kültüründen gelen bir el basan tava yapar. Üzerine yoğurt yumurtayla terbiyesini döker. Peşine yumurta ve şekeri çırparak krem bir brüleye benzer Rumelilerin kaymaçina dediği yemeği, tatlıyı hazırlar. Burada ev yapan unsurlardan birisi olarak mutfak ve yemek kültürünü kuşaktan kuşağa aktarılan kutsal bir emanet olarak görmekteyiz. Aynı zamanda ailenin de sofrada oturup birlik kültürünü de oluşturduğunu hem fotoğraflar hem de aile sofrasında görebiliriz. Yine fotoğraflara gelindiğinde geçmiş kuşaklar, geçmişteki nesiller, o yaşantılar ve fotoğraflar üzerinde Leyla Hanım'ın hassasiyetle durması, hatta evinden Yusuf'un sadece fotoğraflarını getirmesini istemesi gibi kurulan bağ ve duygusal ilişkileri eserde okuyoruz. Dekoratif eşyalara gelirsek de şöyle hızlı hızlı geçeyim. Bakır kabartmalı yine fotoğraf albümleri var. Kurnalar, hamam takunyaları, oymalı merdivenler. Yani burada geçmişteki İstanbul yalılarının tasviri ve geçmiş İstanbul tasvirleri de eserde yoğun olarak işlenmiş. Rukiye'ye geldiğimizde Rukiye çift karakter olarak işleniyor. Yani şöyle Almanya'daki Rukiye, Türkiye'deki Rukiye. Almanya'daki Rukiye ataerkil bir aile değerleriyle yetiştirilen ve bir o kadar da o batılı kültürden korunmaya çalışılan bir kızcağız. Rukiye yemek hazırla, Rukiye sofrayı kur, Rukiye babana karşılık verme, Rukiye demek Rukiye için artık nefret edilen ve evi, aileyi cehennem yerine çevrilmiş olarak algılamasına sebep olan bir unsur. Burada aile içerisindeki kuşak çatışmasını babasıyla dini değerler, aile değerleri, cinsellik, orana dokunma, oradan kurt çıkar falan gibi söylemlerle sürekli ikaz edilmesi, kız erkek arkadaşlıklarının dindarlıkla ve ahlakla bağdaşmayacağına dayalı söylemlere maruz kalması gibi kuşak çatışmalarını görüyoruz ve bu durum Rukiye'de bir kimlik bunalımına sebep oluyor ve Rukiye kendisine Almanya'da Rukiye diyemedikleri için Roxy diyorlar. Orada melez bir kimlik üretiyor. Bu kimlikle tanıştığı hip-hop grubuyla hip-hop müziğini icra etmeye başlar. Saçlarını maviye boyar ve isyan dolu sözler ve meydan okuyan danslarla kimlik arayışını sürdürür. Ta ki artık Almanya'da yaşamak canına tak edip Türkiye'ye kaçana kadar. Burada bunları söyleyebilirim. Görsellik... Toparlayalım mı Nagihan Hocam? Bitirdim hocam. Tamam hocam. Görselliğe geldiğimizde dolayısıyla hem ev özelinde hem Rukiye'nin kendi bedeni özelinde görselliğin kişiselliğini biyografik tarih ile doğrudan bağ kurduğu üzerinden okuyabiliyoruz diyeyim. Sonuç olarak da ben artık eser bağlamında bağladım sonuca. Leyla Hanım'ın evinden kovulmasıyla Leyla Hanım gavurun kızı olarak anılmaya başlar ve Leyla Hanım evine geri döndüğünde artık orası onun için bir yuva değildir. Rukiye içinse Türkiye artık bir yurt değildi. Ta ki Yusuf ile evlenip aile kurup anne oluncaya kadar. Bu anlamda eser
sonucunu ailenin değerleri ve insanı hayata bağlayan bir barınak ve yuva olduğunu söyleyerek sözlerimi bitirebilirim. Kaynakçam böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Nagihan Hocam, kaynakçayı göremiyoruz ekrandan ama çok güzel oldu. Çok çok teşekkürler. Böyle ağzınıza sağlık. Hepsi ayrı odalar açtı. Değil mi? Her bir sunum ayrı bir eve soktu. Geldi mi hocam? Yok, göremiyoruz Nagihan Hocam. Paylaşım mı bitti? Bizim yine mekanın poetikasında, Mehmet Narlı Hoca'nın şiir ve mekanından, Nurdan Gürbilek'in ev ödevinden böyle Mimarlar Odası'nın çalışmalarını okumuştuk. Mimar gözüyle ev, oralardan baktığımız ev evren tartışması vardı değil mi? Hani her ev bir evren, evin evrenle bağı, yine oralara gittik. Tabii göçle beraber Fakir Baykurt'u andık, Fakir Baykurt. Burdur'da doğup Esen'de ölen, yani kendisi de zaten göç etmiş, köy göçüreni geçtiğimiz yılda şey yapılmış, ben 2020'de Fakir Baykurt ve göç ve edebiyat konulu bayağı kapsamlı bir şey yapılmış, tartışma konferans yapılmış, o da çok hatırlatalım ilgilenenlere. Ayrıca bizim göç araştırmaları, yani Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi'nin UNESCO'nun ilan ettiği, UNESCO'nun desteğiyle de gerçekleştirdiği 21 Mart Dünya Şiir Günü seçkisi bu sene göç temasıyla, edebiyatta şiirde göç temasıyla gerçekleşti. Seçkiyi okumak isteyenler yine GAUM'un merkezinden sayfasından ücretsiz olarak sunduk, oradan indirilebilir. ASBÜ GAUM'dan göç şiirleri ya da göç temalı şiirler 13 farklı dilden indirilebilir. Tabii burada şeyi yine dinlerken, yurt dışında yaşarken göç etmiş veya hani göçün farklı farklı türlerinde işte en travmatik, en acı veren günler milli ve dini bayramlar. Hani orada kimsenin tırnak içinde umrunda olmayan, bizim için çok önemli olan günler çok sancılı oluyor oralarda. İşte onu gidermek için işte bayramlaşmalar mesela, başkalarına çok anlamsız gelen ama orada tekrar etmeyi istediğimiz gelenekler. Bunları düşündüm dinlerken. Yiyecek ne kadar önemli değil mi? Belki burada hiç sevmediğimiz yiyecekler birden oralarda çok yemeyi istediğimiz, çok beğenmediğimiz objeler orada bulundurmayı istediğimiz objeler haline gelebiliyor. Evet, kişiler hareket edince, göç edince ne oluyor? O pencereden baktık, o eve girdik. Peki ev hareket etse ne olur? Ev mekan olarak göç etse ne olur? Biliyorsunuz fantastik edebiyat pek çok sınırı görmemizi sağlayan, sınırları esneten bir edebi tür, bir alt tür. Şimdi Özcan Kahraman bize buradan böyle bir eve sokacak bizi, böyle bir evi gösterecek. Özcan Kahraman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında fantastik edebiyat üzerine yazıyor tezini. Bizim İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programımızda yüksek lisans öğrencisi. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu 2018 yılında. Yoğun bir şekilde 3 yıldır öğretmenlik yapıyor. Yine bütün burada katılımcı değerli öğrencilerimiz gibi hem çok yoğun çalışıyor tam zamanlı, hem de programda norm ve normalin ötesinde çalışmalar yapıyor, elinden geleni yapıyor. Evet, fantastik romanda ev kurgusu. Diane Wynne Jones'un Yürüyen Şato isimli romanını sıradan gündelik ev hayatına, bu romandaki gündelik ev hayatının temsiline odaklanıyor bu çalışma. Bizim alışılageldik durağan, statik ev yaşantısı algısını nasıl yıkıyor, bunun karşısına nasıl bir evi koyuyor, hareket eden dinamik bir evi nasıl kuruyor, buna bakacak. Sabit bir mekan olan evi nasıl hareketli bir mekana dönüştürüyor ve bunu yaparken ne yapıyor?
Evet, tezin öbür ayağında da Neil Gaiman var. Şimdi bu ayağı onun mezarlık kitabı üzerine, bu ikisinin karşılaştırması üzerine yürüyor tez çalışması. Özcan Hocam diyeyim, dinliyoruz. Çok teşekkür hocam. Merhabalar demek istiyorum önce herkese. Ben Özcan. Bu programı hazırlayan, düzenleyen tüm hocalarımıza, tüm konuşmacı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel ve eğlenceli bir program oldu. Çok güzel konuşmalar dinledik. Size dinleyen insan, dinleyen kişilere de dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben Mine Hocam'ın dediği gibi fantastik üzerine çalışıyorum. Özellikle fantastik eserlerdeki gündelik yaşam üzerine odaklanmak istiyorum. O özellikle ilgimi çeken bir konu. Ve bugün de bunu Yürüyen Şato üzerinden anlatacağım. Yürüyen Şato, Diane Vine Jones'un bir kitabı. Kendisi İngiliz bir yazar. Eğitim hayatında edebiyat üzerine çalışıp J.R.R. Tolkien ve C.S. Lewis gibi önemli isimlerden dersler almış bir kendisi. Edebiyat hayatına, kitap yazım hayatına çocuklarına hikayeler anlatarak başlıyor. Çocuklarına anlattığı hikayeleri kitaplara dönüştürerek başlıyor kendisi. Bu sebeple eserlerinin büyük bir çoğunluğu çocuk edebiyatı ya da genç yetişkin edebiyatı olarak sınıflandırılıyor. Kendisine neden kitap yazıyorsunuz diye bir soru yöneltilmiş. Buna akıl sağlığımı koruyabilmek için diye bir cevap veriyor. Bence bu fantastik eserler yazan bir yazarın söyleyebileceği çok önemli bir şey. Bunu size söylemek istedim. Benim üzerinde durduğum eser Yürüyen Şato, kendisinin yazdığı, 1986'da yazdığı, yayınladığı bir eser. Bir Üçlemenin ilk kitabı kendisi. Üçlemenin diğer kitaplarının adı A Castle in the Sky ve A House of Many Ways. Gökteki Kale ve Çok Yönlü Ev olarak çevrilebilir. Sanırım bu iki kitabın Türkçe çevirisi şu an yok. İlk kitabın, Yürüyen Şato'nun Türkçe çevirisi 2011 senesinde Bülent Doğan tarafından yapılmış. Bu Yürüyen Şato 2004 yılında Hayao Miyazaki'nin yönetmenliğinde bir animasyon adaptasyonu alıyor. Özellikle bu animasyon adaptasyonundan sonra da biraz daha popüler oluyor ve insanlar böyle bir kitap varmış diyorlar ve bu kitaba daha çok ilgi doğuyor. Bu ilginin ardından da 2011'de bir ödül alıyor bu kitap. Benim bu sunumda kullandığım görsellerin büyük bir çoğu 2004 animasyonundan. Animasyon bir kısmında esere, romana çok bağlı kalıyor. Fakat ilerleyen kısımlarında Miyazaki farklı bir yol çizmek istemiş. Daha çok savaşın kötülüğü, nükleer silahların nasıl insan hayatını ve doğayı yok ettiği üzerine bir konu işlemiş. Fakat bizim romanda gördüğümüz konu, Yürüyen Şato'da gördüğümüz konu böyle değil. Daha çok evin içine sığmış. Daha çok evin içindeki insanların problemleri ve bunların problemlerine nasıl çözüm buluruz? Hatta insanların değil, iblislerin, şeytanların bile problemlerine nasıl çözüm buluruz? Şeytanlar hep kötü müdür tarzında bir yöne gidiyor. Ve bu açıdan geneldense daha özele, daha ev içine odaklanan bir kitap. Kitabımız İngere ilkesinde geçiyor ve şu şekilde başlıyor. Yedi fersahlık çizme ve görünmezlik pelerini gibi şeylerin sahiden var olduğu İngere ülkesinde üç kız kardeşin en büyüğü olarak doğmak büyük talihsizliktir. Üçünüz de kısmetinizi aramaya çıkarsanız ilk olarak ve en kötü şekilde senin kaybedeceğini herkes bilir. Bu ilk cümleden biz daha fantastik bir evrene girdiğimizi anlıyoruz. Görünmezlik pelerini gibi şeylerin olduğu bir evrene giriyoruz. Tolkien'in de deyimiyle ikinci bir dünyaya giriyoruz. Ve bu dünyada bizim batıl sayacağımız şeyler gerçek. Eğer üç kız kardeşin en büyüğü olarak doğarsan, en büyüysen, talihsizsin, şanslısın. Ne yaparsan yap, talihin dönmeyecek. Bu bizim için batıl bir inanç ama orası için gerçek. Evrenin bir kuralı. Bizim ana karakterimiz de Sophie. Kendisi de üç kız kardeşin en büyüğü. Talihsiz. Sophie Hatter. Şapkacı kendisi. Kaderi aslında şapkacı olmak. Kendisi de bunu kabullenmiş evrenin kuralları yüzünden. Ve şapkacılık dışında başka bir hayali amacı yok. Fakat her şey istediği gibi gitmiyor. Her şey şapkacılığa doğru gitmiyor. Lanetleniyor. Yaşlılıkla lanetleniyor ve yaşlı bir kadın oluyor Sophie. Ve bunu bahane ederek, aslında yaşlılığını bahane ederek talihini aramaya çıkıyor. Evini, ev ortamını terk edip yaşlılık lanetini çözüm bulmak için bir maceraya çıkıyor. Ve böylelikle biz fantastik bir eserde yaşlı bir kadının macerasını görüyoruz.
bu normalde fantastik eserlerde çok gördüğümüz bir şey değil. Fantastik eserlere baktığımız zaman genç güçlü savaşçılar, büyücüler ya da genç bir ekip, bir kahraman ekip bir maceraları anlatılır. Ama yaşlı bir kadının macerasını anlatarak biz bu kitabın fantastik yapıları da biraz kırdığını fark ediyoruz. Yaşlı kadınlar genelde fantastik eserlerde ya cadıdır, ya büyük bilge biridir, ya da çok güçlü bir büyücüdür. Ama asla ana rolde, başrolde bulunmazlar. Bu yüzden bu kitabın yaşlı bir kadını ana karakterini alması benim için çok değerli. Ama ne olursa olsun Sophie diğer karakterler gibi evini terk ederek bir maceraya başlıyor. Fantastik eserlerde bir yapıdır bu. Ekip ya da kişi, ana karakter, protagonistimiz evini terk eder, şehrini, köyünü terk eder, ülkesini terk eder. Hatta bazen gezegenini bile terk eder. Biz de onunla birlikte o küçük, güvende olduğumuz yeri terk edip fantastik evreni araştırmaya, fantastik evreni bulmaya, keşfetmeye başlıyoruz. Sophie de bu şekilde evini terk ediyor. Biz aslında Sophie diğer aynı karakterler gibi şey yapacak, keşfedecek. Biz de onunla beraber keşfedeceğiz sanıyoruz ama böyle gelişmiyor. Devasa, hareket eden, yürüyen ve bizim tüm ev algımızı yıkan bir yapıt, bir bina geliyor karşımıza. Sophie de bu binayla ilk defa karşılaşıyor. Bu bina romanda şu şekilde tasvir ediliyor. Şatonun bir yerde sabit kalmaması işleri daha da korkunçlaştırıyordu. Kimi zaman kuzeydoğudaki çayırlarda yüksek, kara bir leke gibi duruyor, kimi zaman doğudaki kayaların üstüne çekiliyor, kimi zaman da tepeden aşağı iniyor ve kuzeydeki son çiftliğin ötesindeki fundalıklarda oturuyordu. Bazen kulelerinden pis, gri dumanlar çıkararak gerçekten yürüdüğünü görebilirdiniz. Bu korkunç bir şey olarak tanıtılıyor. Korkunç, hareket eden bir yapı, bir ev. Bizim tüm algılarımızın dışında göç eden, hareket eden, aktif, dinamik bir ev olarak görüyoruz. Bizim normalde ev algımız stabil, hareket etmeyen, monoton bir evken bu tarz bir evle karşılaşıyoruz ve Sophie bu evin içine giriyor. Sophie aslında ev hayatından maceraya çıktığını düşünürken başka bir ev hayatının içine geliyor. Ve bu ev hayatında sıradan rutinlerin bir parçası oluyor. Bu Sophie bu evin rutininin bir parçası oluyor, kahvaltılara dahil oluyor ve bu evin bir parçası oluyor. Ve biz bu evin içine girince görüyoruz ki her ne kadar dışarıda yürüyen bir ev olsa da ev hayatı, ev içi gayet bizim alıştığımız bir hayat. Biz fantastik eser okuduğumuzda genelde alıştığımız şeylerin dışında doğaüstü şeyler okumayı düşünüyoruz. Ama doğaüstünün aksine belki de hepimizin korktuğu, yapmaktan çekindiği birdenbire bir ev işi, temizlik, çamaşır, bulaşık tarzında bir telaşa sokuyor bu kitap bizi. Bir anda bunları anlatmaya başlıyor. Sophie eve girer girmez yaptığı ilk şeylerden biri temizlik oluyor. Bu kitabın bence bu ev hayatını anlatması çok kıymetli. Çünkü biz bunları normalde fantastik eserlerde neredeyse hiç görmüyoruz. Tam fantastik eserlerde kahramanlar gidiyor, dünyayı, evreni kurtarıyorlar, ülkeleri kurtarıyorlar, her şeyi çözüyorlar. Ama bu karakterler evreni kurtarırken bir yandan da bu için diğer tarafı var. Bu karakterlerin kurtardıkları evler var. Biz bu karakterlerin kurtardıkları evlerden bir tanesini görüyoruz. Ve bu ev içinde temizlik oluyor. Bu evlerin her birinin içinde ev işi var. Ve gündeliğe değiniyor. Bu fantastik eserlerde neredeyse hiç karşılaşmadığımız bir şey. Bırakın fantastik eserleri, gerçekçi eserlerde bile ev hayatı çok karşılaştığımız bir durum değil. Ama bu eser bunu anlatarak ev hayatının da en az büyük kahramanlıklar kadar, hatta belki de ev hayatının da bir büyük kahramanlık olduğunu bize yansıtıyor. Burada da aldığım alıntı aynı şeyi söylüyor. Geleneksel fantezide karakterler bir portal yardımıyla ya da başka bir şeyle maceraya kaçarlar. Fakat Jones genel olarak ev hayatını ve fantastiği birleştirerek daha gerçekçi bir anlatım sunuyor bize. Fantastiğin içindeki ev hayatını sunuyor. Özgün Hocam, son 5 dakika içindeyiz. Hatırlattım. Çok teşekkür ederim hocam. Biz bu ayrımı Sophie ve Howl'un büyülerinde de görüyoruz. İki ana karakterimiz. Sophie'nin büyüleri daha çok ev ortamında kullanılabilen büyülerken, fantastiği ev ortamında kullanırken, Howl'un büyüleri daha geleneksel. Sophie büyülerini mesela diktiği bir elbiseye, sen hiç yırtılma, sen hiç eskime tarzında bir şey diyor. Ya da yaptığı bir şapkaya, sen zengin koca bul. Seni takan zengin koca bulsun diyor ve o tarz
daha ev hayatında, daha normal gündelik hayatta yardımcı olacak büyüler yaparken, Howl'un büyüsü daha çok bildiğimiz ateş atma, ne bileyim uçma, şekil değiştirme, hava durumunu kontrol etme gibi daha geleneksel büyü. Ve Howl'un da bir macerası var. Biz Howl'un macerasını çok görmüyoruz. Howl evin dışına, yürüyen evin dışına çıkıp büyük kahramanlıklar yapıyor aslında. Biz bunu görmüyoruz. Biz bunun yerine Sophie'yi görüyoruz. Ve kitap da Sophie'nin ev içindeki macerasını en az Howl'un dışarıdaki macerası kadar ilgi çekici bir şekilde bize anlatıyor. Fantastik bir evrende ev kurgusuna gelirsek şu zamana kadar gördüğümüz bu evle birlikte, Sophie'nin bu evinden çıkmasıyla birlikte biz de bu evden çıktık. Alıştığımız evden çıktık ve alışmadığımız yürüyen bir şatoya geldik. Bu yürüyen şatoya gelmemizle beraber bizim tüm ev algılarımız yıkıldı. Ev stabil, monoton bir şeyken hareketli, hareket eden ve değişen bir şey haline dönüştü. Hareket eden ve insana hizmet eden, insanın her şeyi daha iyi yaşamasını, daha iyi tecrübe etmesini sağlayan bir ev haline dönüştü. Bu sahnede mesela, şimdi izleyeceğim sahnede, çok basit bizim her hafta mutlaka yaptığımız çamaşır yıkama olayını görüyoruz. Çamaşırları kurutmak istiyor Sophie. Ondan sonra da çayını içip, tost yiyip rahatlamak istiyor. Bunun için eve şey diyor, bizi böyle göl kenarında güzel esen, çamaşırların kolay kuruyacağı bir yere götür. Evde, yürüyen bir ev, dinamik bir ev olduğu için hemen Sophie'yi götürüyor. Hem çamaşırların kuruyacağı hem onun rahatlayacağı bir yere. O fantastik evren için sıradan olan, çok sıradan, her gün yaptıkları belki de bir eylemi gerçekleştiriyorlar. Ve bu hep söylediğim gibi fantastik bir eser için çok önemli. Burada evin nasıl bunlara, nasıl Sophie'ye, evin içindeki bireylere hizmet ettiğini gördük. Bu eser evin stabil ve bizi içine hapseden bir mekandan çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Özellikle bu pandemi döneminde hepimiz evlerimize kapanmışken belki de hepimiz böyle evim yürüsün, bugün de biraz deniz kenarında durayım, biraz deniz manzarası göreyim, bugün biraz dağ manzarası göreyim istemiştir. Fantastik ve doğaüstünün yardımıyla bu eser bunun bize bunun mümkün olduğu bir dünya sağlıyor ve bunun mümkün olduğu dünyada ev yaşantısı nasıl olurdu? Fantastik evrende bu insanlar nasıl yaşıyorlar, neler yapıyorlar tarzı bir anlatım sunuyor bize. Benim bu eserde kullandığım kaynaklarım bunlar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenceli ve aydınlatıcı bir konuşma olmuştur sizin için. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten renkli, güzel, başka bir dünyaya gittik. Çok güzel bir sunum. Daha dinledik. Başka bir eve, başka bir evrene gittik, dolaştık. Burada tabii şunu da görüyoruz. Yani ev değişirken, ya evin değişimini anlatırken aslında kullandığı türü de değiştiriyor yazar, değil mi? Yani türün geleneksel özelliklerini de esneterek, değiştirerek, onları da hareket ettirerek aslında bu eseri veriyor. Türün sınırlarını değiştiriyor, evi değiştiriyor, türü değiştiriyor diye dinledim hep. Çok da hoşuma gitti. Hani bu ev şimdi bir akşam yemeğine götürse hepimizi. Hani sempozyumlardan sonra yapardık pandemisiz günlerde. Bir araya gelip çayımızı kahvemizi içtiğimiz, soru cevap olduğu, birbirimizi kutladığımız, dinleyenlerle tekrar bir olduğumuzu hissettiğimiz, zaten bir olduk burada ama onu daha kanlı canlı hissettiğimiz bir yere keşke bizi götürse evlerimiz, ne kadar güzel olur diye bitirmek istiyorum. Bu arada sorularımız varsa alalım. Onları beklerken ben İlhan Berk'ten bir şiir paylaşmak istiyorum. Odadır ev, bir ada, kendi halinde, bir içe çağrı, kapalılığa, yalnızlığa övgü. Ama biz bir evi görürüz hep. Ama ev seyircidir, gezinir, yokmuş gibi yaşar. Açar kapar kapılarını. Evde her şey birbiri için vardır. Bugün belki en çok da bunu gördük. Hani evin birbiri için, kapılar insanlar için olduğunu, bir taraftan çok kendi başına bir varlık olduğunu evin, ama içinde kimseler olmadan, içindeki ilişkiler olmadan anlamlanmadığını
gördük bu edebi eserler üzerinden. Evin bir adres olduğunu, bir birleştiren olduğunu, o aile sistemleri, ilişkileri, iletişimleri, yüzyıllar öncesinden gelen arketipsel davranışları, rolleri muhafaza eden, duvarları bazen genişleten bir yer olduğunu, bir adres olduğunu gördük. Burada çok sevdiğimiz bir şair Sohrab Sepehri'nin "Dostun evi nerededir?" diye sorusu, bir süvarinin sorusu geri dönüyor ve dostun evi nerededir? Yani ilk aradığımız yer dostun evi, ışığın yuvasından yavrular toplamaktayken bir çocuk görürüz yüksek bir çama çıkmış. Ona sorarız, dostun evi nerededir? Aslında evler evlerle ilişki içinde olduğunda, insanlar insanlarla, ruhlar ruhlarla ilişki içinde olduğunda adresleri bulduğu zaman insan hakikaten inkişafını gerçekleştirir, hem kendini hem toplumu geliştirir, bireyleşir, bir olur, birle buluşur. Tek tek kalktı eşyamız, ahşap ev bomboş kaldı. Necip Fazıl Kısaküre'nin çok kısa ahşap ev şiiri, çok öznel de bir deneyimdir bir taraftan. Bu kadar evrensel, bu kadar toplumsal yanıyla baktık ama son tahlilde evlere çekiliriz. Tek tek kalktı eşyamız, ahşap ev bomboş kaldı. Güneş gözünü yumdu, has odamız loş kaldı. Evde bir kayıp varsa bu duyguyla da kalırız evde diyor. Evet, şimdi belki kapılarından geçip bilgisayarın evimize, evlerimize çekileceğiz. Loş, bomboş, güneşsiz kalmasın evlerimiz. Edebiyatın gücüyle, felsefenin, antropolojinin, sosyolojinin, psikolojinin gücüyle evimiz güneşli, ruhumuz aydınlık. Buluşmak üzere, koordinatlarımız hep açık, sonsuz olsun. Sorularımız, dileklerimiz varsa onları alalım ve ufak ufak vedalaşmalarımızı yapalım. Tekrar ben hem ekibimize teşekkür ediyorum. Sizin bu girişiminize çok teşekkür ediyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora Programı ev sahipliğinde yapıldı. Çok çok teşekkürler sizin girişiminize, emeklerinize, bir dönem, bir yıl boyunca bütün bu okumalarınızı bizimle paylaştığınız için. Sanırım bir soru var. Nagihan Hocama. Evet. Hemen çok güzel bir soru. Tuğba Karabulut hocamızdan çok teşekkür ediyoruz. Nagihan hocam, Rukiye'nin göçmen evinde yaşadığı kimlik bozumu ve yeniden kimlik inşası kendisinin olduğu kadar mekanın da evrimleşmesine sebep olmuştur değil mi? Emeğinize sağlık, çok teşekkürler. Soru için, yorum için çok teşekkürler. Evet, eseri okuyan bir hocamız. İlgili dinledikleri için güzel. Teşekkür ediyorum. Evet, aynen öyle. Yani şöyle, oralarda tabii ben sunumu toparlayabilmek adına çok değinemedim ama Yusuf'la mesela Rukiye'nin evinden şöyle bahsediyor. Rukiye'nin hip-hop grubundan arkadaşları geliyor, ev darma duman, mutfak darma duman, dünya umurlarında değil. Evet, orada bir kimlik, kişilik değişikliği var. Yani Almanya'da tertipli, düzenli bir ev kızı olması beklenirken Rukiye'yi değiştirdiği Roxy karakteriyle geçtiği yeni kişilikte artık hiç ev sadece yatıp kalkıp işte otel olarak kullanılan bir alana dönüşmekte. Bu anlamda tabii ki ev de yeniden evriliyor. Sadece Rukiye'nin buradaki göçmen evi olarak değil, Leyla Hanım taşınıp Rukiye ve Yusuf'la beraber yaşamaya başladıktan sonra yeniden ev, yeni bir kimlikte inşa ediyor. Bu sefer de bir aile evine dönüşüyor ve üst kuşağın olduğu, yeni bir bebeğin beklendiği bütüncül bir birlik kültü görüyoruz. Teşekkür ediyorum soru için. Evet, çok teşekkürler Tuba Hocam. Sorularımız varsa alabiliriz. Bir ara yayın gittiği için galiba biraz yeniden gelemeyenler oldu belki. Ben bir soru sorabilirim. Üstüm Hocam, buyurun.
Ben Aybüke Hocam'a sormak istiyorum. Pandemiyle birlikte yani ev mekanının cinsiyetinde değişmeler oldu mu? Öyle bir beklenti var mı? Yani öncesiyle sonrasını kıyaslayabilir miyiz bu konuda? Çok güzel bir soru. Hocam Engels kitabın sonunda diyordu. Bu bahsetmiş olduğum Devletin Kökeni kitabında. Kadın ve erkek evin içerisinde eş konuma gelene kadar ailenin dönüşümü devam edecektir diye bir beklentisi var. Şimdi ben bu dönüşüm hakkında bir adım atmış olduğumuzu düşünüyorum pandemiyle birlikte. Çünkü içeriye kapanan kadınlarımızın yanına erkekler de işlerini evden yürüterek hep birlikte eve kapandığımız için erkekleri de pandemi döneminde daha çok içeride gördük. Bu açıdan mekan içerisinde de roller ve sorumluluklar konusunda da bazı değişiklikler olmuş olabileceğini düşünüyorum. Hani kendi evimden ve yakın evlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz için eminim erkekler ev içi işlerde biraz daha fazla sorumluluk almıştır. Bu da rollerimizin eşitlenmesi konusunda bir adımdır. Bence pandeminin bize katmış olduğu olumlu bir şeydir. Bu açıdan bakabiliriz. Teşekkürler. Ailenin ve özel mülkiyetin kökeni değil mi? Devletin değil de, değil mi? Evet hocam. Tamam. Ailenin ve özel mülkiyetin. Devletin, ailenin ve özel mülkiyetin. Tam adını söylemiş olduk kitabın. Aybüke Hocam, noktaya değinebilir miyim Nagihan Hocam? Hemen bu şeyle ilgili. Mesela evden çalışan erkeklerle ilgili de bence çok evrim geçirdi bu bir yılda evler. Evden çalışanlar çalışmıyor gibi görülüyorlardı benim etrafımdan gözlemlediğim. Hani ne iş yapıyor? Yani işe gitmediğine göre gibi. Böyle yaşayan kadınlar ve daha çok erkekler de vardı. Veya kadınlar ve erkekler vardı ailelerde. Şimdi onların emeği de daha görünür oldu. Ya adam çalışıyormuş aslında. Tıpkı benim gibi çalışıyormuş gibi. Hani ailenin içindeki belki o dinamikler de daha görünür oldu. Bunu eklemek istemiştim Nagihan Hocam. Buyurun. Ben de ekleme yapmak istemiştim. Hem benzer bir konuda da bizzat çalışma da yaptığım için. Evet, Aybüke Hocam'ın söylediği şey çok doğru. Toplumsal evin içerisindeki cinsiyete dayalı rol ayrımlarında o toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin giderek olumluya yönlendiğini görüyoruz. Ancak şöyle bir ayrıma gideceğim burada. Sağlıklı aile ve sağlıksız aile olarak. Sağlıklı ailelerde bu olumlu gelişmeyi yaşamakla beraber sağlıksız ailelerde ise pandeminin bir turnusol görevi görerek her ne isek onu ortaya çıkarttığını görmekteyiz. Yani o ailede eğer çatışma yoğunsa çatışmalar şiddetlendi. Sağlıksız bir iletişim söz konusuysa o şiddetlendi. Temennimiz tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınlar lehine yükselmesi. Çünkü bir eşitlikten bahsetmek için önce bir eşitlik olması gerekiyor. Yani şu açığın kapanması gerekiyor. Bununla beraber yine hatırlarsınız Deniz Kandiyoti'ye de bir atıfta bulunalım burada. O ataerkil pazarlık ve kadının yeniden ailenin içine, evin içine gömülmesi pandemiyle beraber yani kadının evdeki iş yükü 2 değil 3, 4, 5 kez artmış durumda diye bunu da ekleyeyim istedim. Evet, yani pandemi ve ev hayatı zaten değil mi başlı başına belki konuşulacak, üzerine çalışmalar yapılacak bir alan. İşte işsiz kalanlar veya gerçekten çok çok boyutu var. Bir sanırım 20 dakika kadar uzatmış ve esnetmiş olduk bugünkü sempozyum programını. Daha konuşacağımız çok şey var. Sadece biz böyle bazı düşünceleri ektik veya bazı düşünceleri paylaştık. Ne kadar farklı açılardan bakabiliriz edebiyatta aileye, edebiyatta eve, ev yaşantısına diye böyle birer yol haritasını, böyle bir yol haritasını görmüş olduk. Bu gelişmekte olan bir çalışma alanı. Bu alana
kadın ve aile çalışmaları, kadın ve aile çalışmalarında edebiyat ve temsiller çalışmak isteyen kişileri programımıza bekliyoruz. Başka programlarda da bu çalışmaların yapılmasını istiyoruz, bekliyoruz, yüreklendiriyoruz. Kaynakların bazılarını paylaştık. Bizlere ulaşabilirsiniz bu alanda çalışmak, derinleşmek isteyen izleyenlerimiz. Katılımcılara çok çok teşekkürler. Kadın ve aile programına, doktora programına çok teşekkürler. Mustafa Hocam ayrılmak zorunda kaldı. Ona çok teşekkürler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi teknik ekibi de baştan sona bizimleydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve evlerimize çekiliyoruz. İyi akşamlar.